Arkadaşlar, uzmanlarıyla sohbetlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Profesör Doktor Feridun Taştan Bey ile beraberiz. Feridun Bey'i uzun bir süreden beri konuk olarak almıyorduk. Ama malum geçtiğimiz gün bazı açıklamalar geldi. Birçok projemiz hakkında Kaan, Anka 3, T129, T929, projelerimizin ismi de T629. Artık karıştırmaya başlayacağız ama bu yayında bütün projelerimize değinme şansımız bulacak. Onun için şimdiden takipte kalmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın diyorum ve teşekkür ediyorum. Feridun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kanercim. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Yoğun. Aslında seni sormalı. Valla Yoğun bir son 1-2 aydır savunma sanayindeki hani bütün günlük her şeyi çok yoğun geçti. Sizin de birkaç programınızı seyrettim ben de. Kozan Hoca'yla işte vallahi o kadar çok program oldu ki karıştırdım ya. Kozan'la en son yaptığınızı seyretmiştim. Gene güncel konularla ilgiliydi. Belki füze projeleri, gemiyle ilgili herhalde ya. evet. Gerçi Son siz her şeyi yaptığımız deniyorsunuz ama. balistik füzeler üzerinde yapmıştık. Balistik füze, Sonrasında da evet. Türk tipi hücum botu yayınlayacağız demiştik. Bu arada arkadaşlara söyleyeyim, bu bölümden sonraki bölümde o Türk tipi hücum botu üzerindeki bölüm olacak. Dediğiniz gibi birçok yayın yaptık. Bazen arkadaşlar bana soruyorlar, diyorlar ki ya işte şöyle şöyle keşke şunu videosunu yapsanız. Şimdi diyorum ki ya onu yapmıştık da acaba hangi videonun içinde onu konuşmuştuk? Şimdi link Aynen, koyacağım. Diyorum ki acaba aynen. hangisindeydi? Çok gerçekten artık şey gibi belki hani sen daha iyi şey yaparsın hani tasdifleme yaparken hani ben de mesela bazen düşünüyorum hani bir şey aklıma geliyor diyelim hani bir konu veya bir daha önce konuştuğumuz veya sizin konuştuğunuz onu bulmak için mesela araştırma yaparken bazen zorlanıyorum ben de hangi konuydu hangi videoydu çünkü sadece sen de değil çünkü şeylerde şeyi de takip ediyorum ben bizim Mehmet Fatih'i de takip ediyorum Evet. A merkezli. Acaba O orada yüzden mı hani konuşmuştuk, burada mı konuşmuştuk? aynen bazen öyle karıştırıyorum bazen ama tabii konu çoğaldı bir sürü sistemler işte çok ana platformlar ortaya çıktı işte hava savunma sistemi olsun balistik füzeler olsun helikopterler yani aklına ne gelirse var gibi bir şey yani Ben şimdi evet hazır size ilk sorumla da ileteyim isterseniz bugün görseniz Feridun tabii Bey. tabii Şimdi geçtiğimiz gün dediğim gibi baya bir üst üste açıklamalar geldi geçtiğimiz hafta sonu. Bunlardan ilki de Anka 3 özelindeydi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil dedi ki Anka 3 tam bir hayalet. Düşmanımız bizi göremeyecek ama biz onu göreceğiz. Bugün veya yarın uçmasını bekliyoruz inşallah diyoruz. Anka 3 Hürjet ve Milli Muharip Uçağı eşlik edecek kol uçuşu yapacaklar. Anka 3 TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapacak. Bunun için motorunuz güçlü olmalı gibi bir açıklamada bulundu. Siz de hem projeyle takip ediyorsunuz. Bu açıklamaları da gördünüz. Hem açıklamalar üzerinde hem proje üzerinde kafanızda neler şekillendi? evet, ya Anka 3 hakkında aslında şöyle ilk gördüğümde tabii çok heyecanlandım çünkü ya Türkiye'de bir ilk bu tasarım olarak çok değişik yani herkesin tabii bunu daha önce konuştuğumuz zannedersem kuyruksuz uçan kanat tasarımı. Ya bu çok özel bir tasarım bunlar kuyruksuz uçan kanatlar. Ya bunların işte temel kuyruksuz olmasının en büyük nedeni tabii buradaki temel amaç uçağın görünürlüğünü, radar izini mümkün olunca düşürmek. İşte o kuyruğun olmaması ve dikey kanatların ona vertical tail dedikleri dikey kanatların olmaması, kuyruk kısmının olmaması ve uçağın ana gövdesinin sadece kanat olması yatay düzlemde aslında hani görünmezliğin temel şeylerinden, ilkel veya işte özelliklerinden diyelim. Çünkü dikey kanat veya kuyruk olması o radar izine önemli ölçüde etkiliyor. Birkaç misli etkiliyor diyelim. Bu olmadığı zaman kanat, dikey kanat ve şeyler, kuyruk kısmındaki kanat olmadığı zaman uçağın hani görünürlüğü radarda oldukça hani geometrik olarak da zaten azaltıyorsunuz. Yani bundan sonraki aşama uçağın üzerindeki o son şeklini verdikten sonra uçağın üzerinde belki özel boyalar, rem boyalar veya kaplama yapıldıktan sonra uçağın tabii şu andaki gördüğümüz özellikle senin background'da arkada da gösterdiğin bu yeni prototipte tabii üzerinde değişik antenler var, SATCOM var, hava yer line of sight antenleri var. Bunlar tabii test uçuşun gerekli şeyler. Bu aşamalar geçilecek, birkaç sene sürer belki. Birkaç sene sonra bütün o uçağın
O temel uçuş performansı, uçuş dinamiklerini tamamen böyle şey yaptıktan sonra, gösterdikten sonra, tabii yazılımını, uçuş yazılımını hepsini tamamen optimize ettikten sonra bu uçağın tam final versiyonuna geçilecek. Final versiyonu tahminen, yani prototip aşamasından sonraki final versiyona geçildiğinde bizim karşımıza belki tam böyle hani stealth bir Anka 3 çıkacak. Ama hani beni heyecanlandıran kısmı bu platformun, özellikle uçan kanat platformunun uçmasının ve uçurulmasının oldukça kompleks ve zor olması. Çünkü değişik uçuş kontrol yazılımı gerekiyor. Bunun da nedeni şu, tahmin edileceği gibi kanatlar yok. Dikey kanadın uçuş profilinde önemli görevleri var. Dikey kanat uçağın burun otoritesini, yani buna yaw deniyor. Yaw'unu, yani burun otoritesini kontrol eden bir mekanizma aslında. Dikey kanat ve kuyruktaki kanatlar. O olmadan bu uçağın hani uçuş karakteristiğini o kanadın arkasındaki uçuş kontrol yüzeyleri sağlayacak. Yani değişik bir uçuş kontrol sistemi kullanılacak. Normal klasik uçaklardan farklı olarak. Tabii arka tarafında uçağın o kuyruk tarafında değişik kontrol yüzeyleri var. Hani bazı videolarda gözüküyor. Hareketli yüzeyler var. O yüzeylerle birlikte hani o dikey kuyruğun yerine uçağın onu o burun otoritesini sağlayacak manevraları öyle yapacaklar. Tabii tahminen demeyin hani %100 kesin. Bu uçak hani fly by wire olacak büyük ihtimalle. Yani şey uçuş kontrol sistemi Türkçesini Fly by wire, kablosuz uçuş kablolu. kontrol veya uçuş sistemi diyelim. Kablolu. Kablolu uçuş, Ya. kablolu tabii. Kablosuz Normal dedim. klasik tellerle veya eski sistem hidrolik borularla, hidroliklerle değil de pilotun verdiği kumanda uçuş kontrol yüzeylerine kablo vasıtasıyla iletiliyor. Elektrik vasıtasıyla iletiliyor. Fly by wire öyle de çevirebiliriz. Tabii bu ilk aşamalarda birkaç sene sürecektir bu test uçuşları. Bu test uçuşlarında uçağın bütün o uçuş karakteristikleri ortaya çıkacak ve gerekli iyileştirmeleri yapacaklardır. Uçağın uçuş tam otopilotunu her şeyini tam optimize edecekler. Tabii uçan kanatların şöyle bir özelliği vardır aslında Kaner. Bu uçaklar normal kanatsız ve şeysiz kuyruksuz olduğundan normal uçuş hızları diğer İHA'lara falan göre daha hızlı. Yani uçuş hızları, yani bu stall hızı dediğimiz stall, hani minimum stall hızı dediğimiz hızlar yüksek oluyor. Yani stall'a girmemesi mümkün olan, mümkünse bu uçakların. Çünkü daha önce geçmişte mesela bu uçağın biliyorsun şu anki kullanılan hani büyük bombardıman versiyonu var, B-2. B-2'nin de ataları var, 1950'lerde yapılmış. B kaçtı ya o B-40 serileri. Mesela onlar da en büyük, birkaç kez kaza yaptı o uçaklar. En büyük sorunu uçak stola girdiği zaman çıkamıyordu stoldan. Yani bu tür uçakların, çünkü kanat yok, şey kuyruk yok, dikey şey de yok. Bu uçaklar stola girmemesi mümkün olduğunca, yani stola sokmamak gerekiyor bu uçakları. Yani hızını ona göre minimum hızı üzerinde uçurulması gerekiyor inerken kalkarken. O yüzden bu uçağın iniş hızı kalkışı yüksek olacak büyük ihtimalle. Genelde delta kanatların özelliği de odur zaten. Delta kanat bu. Delta kanadın bir farklı varyasyonu bu uçağın tasarımı. Tahmin edersin bu tür uçan kanatların değişik varyantları üretiliyor. Amerika üretiyor. İşte X-47 var, X-45 var. İşte en son MQ-25 var. Tanker uçak olarak kullanılıyor. Bunların hepsi aslında kanat, uçan kanat ve delta formunda kanatlar ama Tiny'nin, TUSAŞ'ın yaptığı bu değişik bir delta kanat formatı. Ben bunu ilk çıktığında araştırmıştım aslında. Çünkü değişik varyantları var bu kanat formlarının. Bu kanat formunun şeyi, TUSAŞ'ın tercih ettiği kanat formu, hatta bu makale de var bununla ilgili. Buna delta kanadın lambda formu deniyor. Lambda, hani lambda İngilizce lambda, Greek letter lambda'dan bahsediyorum. Delta lambda formunda bir kanat profiline sahip bu. Tabii bunların hepsinin özel amacı var. Bu kanat formlarının hani biliyorsun mesela X-47'ın delta ama biraz daha değişiktir. O chented, yani iki tane iç içe delta kanat var gibidir bazı delta kanatlarda. Onların hepsi işte belli bir özellikleri sağlaması içindir. Bu tür delta lambda kanat profilindeki amaç toplam radar izini minimuma düşürmek veya optimize etmek. Çünkü
Bu uçan kanatların da hani önden radar izi, yandan, sağdan, soldan, arkadan radar izleri değişik şeyler gösteriyor. Varyantlar gösteriyor. Değişik frekanslarda çalışıldığı zaman. Ama bu tür form, yani delta lambda formu diye geçiyor bu literatürde. Bu form optimize olarak en düşük radar kesitini sağlayan form. O yüzden bence hani bunu tercih etmeleri çok yerinde olmuş, bu formu tercih etmeleri. Diğer Amerikalıların yaptığı gibi veya işte Çinlilerin yaptığı gibi değil. Tabii Çinlilerinkini hatırlamıyorum ama mesela şey buna çok benziyordu. Avrupalıların yaptığı neydi? Euro Geçen neyse gün Avrupalı. İbrahim Bey de online yayın yaptığımızda o da aynı şeyi söylemişti. İlk gördüğümde aklımda o proje canlandı, Avrupalıların yaptığı. Aynen. Onun kesiti de buna benziyor. TUSAŞ'ınki de buna benziyor. İşte bu tercihin nedeni optimize olması. Yani bütün overall radar cross section izinin optimize olması. Tabii bu da şuna işaret ediyor. Yani bu uçak operasyonel olduğunda Anka 3 zaten getirisi bize Türkiye olarak en büyük getirisi olacak. Yani çünkü insanların heyecanlanmasının bir nedeni de bu. Eğer biz bunu yaparsak yani birkaç sene sonra bunu operasyonel seviyeye getirirsek bu uçağı ve hani yüzeylerini RAM kaplama veya RAM boyayla yaparsak işte motorunu biraz daha saklayabilirsek hani o arkadaki motor egzozunu da hani blending hani biraz daha yatay tabi bunun için de üretici firmayla falan çalışmak gerekir gibi geliyor bana motor üreticisi firmayla. Bunu bu şekilde hani normal Amerikalıların yaptığı gibi X-47'da veya X-45 veya MQ-25'de yaptığı gibi yaparsak overall yani toplam radar izin oldukça düşük olacağı kesin bu uçağın. İşte o makalede okuduğum akademik çalışmada da zaten bu tür delta kanat, uçan kanatları karşılaştırmışlar ve bunların hangisi en optimum design radar izine göre değişik radar frekanslarında işte 3 GHz'den 15 GHz'e kadar böyle iki ayrı band seçmişler radar frekans bandı. İşte yüksek frekans, daha düşük frekans. İşte mesela 3 GHz aşağı yukarı şey gibi erken uyarı radarlarının kullandığı bant gibi diye düşünebiliriz. Yüksek frekansta işte atış kontrol radarlarının falan işte K bandı, Q bandı falan gibi onların kullandığı radarların şeyi olabilir frekansı. Mesela o frekanslarda karşılaştırmışlar. Bu tercih edilen yani TUSAŞ'ın da yaptığı delta lambda formu uçan kanat formu en optimum çözüm çıkmış. Hatta bunda tahminen kanat uçları da chented veya serrated biraz. Yani kanat ucu dümdüz değil, yine kendi içinde de bir şeylik var. Tabi buradan tam anlayamıyorsunuz ama ben bir yakın resmini görmüştüm. Hani kanat ucunda da böyle bir V şeklinde bir çıkıntı var diyelim. O da hani radar izini düşürmesi için önemli bir şey, faktör. Bundan sonraki aşama artık sabırla bekleyeceğiz. İnşallah kazasız belasız uçacak, testlerini tamamlayacak. Ve operasyonel seviyeye ulaştığında işte bu gördüğümüz dışarıdaki o bir sürü antenler, şunlar bunlar hani belki onlar daha gömülü olacak. Ve tabii en önemli şey bunlar da bu tür uçan kanat sistemlerinde görev sistemleri. Yani görevsiz uçağın hani temel performansı, temel uçuş karakteristikleri, uçuş zarfı falan hepsi belirlendikten sonra bundan sonra bu uçağın yapacağı görevler devreye giriyor. Hangi görev ekipmanı, payload'u bu uçağa takılacak ve ne görev yapacak? Mesela ben şu örneği vereyim. Belki takip eden arkadaşlar bilirler. Sen de hatırlarsın. Amerikalıların RQ-170 vardı. RQ-170. Yani o Lockheed Martin'in bir gizli projesiydi o. O uçak ne zaman ortaya çıktı biliyorsun. 4-5 sene, 6 sene falan olmuştur. Belki daha fazla. O uçak gizli bir görev yaparken Afganistan'dan kalkıp işte İran içlerine doğru bir göreve gitmişti. Uçan kanat tasarımı bunun gibi. O istihbarat uçağıydı o. Ve bir şekilde İranlılar o uçağı ya biz kendimiz indirdik diyorlar ama hani zorunlu iniş yapmıştı o uçak. İranlılar biz kendimiz şey yaptık diyordu. Yani spoofing yaptık. GPS spoofing'le veya işte data linkine girdik, müdahale ettik falan hani gibi bir şeydi diyorlardı. Yere indirdik falan. Çok az hasarlı yere inmişti o uçak. Yani belki dedikleri gibidir. Belki GPS spoofing olmuştur. Veya uçak mekanik bir sorun olmuştur. Zorunlu iniş yapmıştı. Bu tür şeyler hep oluyor. Tabii orasını bilmiyoruz. Sonra İranlılar bu uçağı aldı. Onun bir kopyasını yaptılar biliyorsun. Şu anda operasyonel kullanıyorlar. Bir benzerini diyelim. Aynısı değildi. Bayağı küçük aslında. RQ-170 buna göre çok küçük bir uçak.
Ya bu 5-6 ton Anka 3, 6 ton zannedersem. O mesela o uçak, ya ben yaklaşık 10 sene önceden falan bahsediyorum. Çok gizli projeydi ve keşif istihbarat amaçlı kullanılıyordu. Amerikan Hava Kuvvetleri kullanıyor. Onun projesiydi ve Black projeydi o zaman. Yani basında çok çıkmıyordu. O düştükten sonra yaygın oldu ve artık herkes resmini falan gördü. Hatırlarsın. Hatta onun profili de buna benzer. Bunun daha küçük versiyonu. RQ-170. Şey fotoğrafını eklerim arkaya. Bu arada şey de aklıma geldi. Bu yapılan açıklamalarda işte hani güçlü bir motor gerekiyor falan diyorlardı ya. Belki oradan hani bir de siz de şeye dikkat çekmişsiniz. Hani bu arka tarafındaki işte egzoz çıkışını biraz daha Tabii. bu TF6000 hani ve onun art yakıcılı versiyonu TF10000 de belki hani hem egzoz tarzında o tarz bir çıkış hem de bu TCG Anadolu'da da biz bunu kullanacağız. Hani oradan kaldırmak için güçlü motor gereksinimi ne de belki TF10000'le de bir Evet. çözüme ulaşacaklar Başarılı. diyebilirdi. Bir de şöyle bir şey gelmişti yanlış hatırlamıyorsam açıklamalarda. Eğer yanlış hatırlıyorsam da arkadaşlar yorumlarda düzeltsinler. Şöyle bir şey okudum hatırlıyorum. Bunun farklı modelleri de olacak. Daha büyüğü ya da daha küçüğü gibi. Tabii. Gibi bir TUSAŞ yetkilileri bir açıklama da yapmıştı. Mantıklı. Aynen. Mantıklı, mantıklı. Küçüğü mesela şöyle görev tipine göre bu uçağı şekillendirir, scale up and down yapılabilir. Yani biraz daha küçüğünü sırf keşif istihbarat. Çünkü evet, biraz daha küçük olduğu zaman taşıma kabiliyeti azalır ama sen bu uçağın gene o görünmezlik özelliklerini kullanarak işte belli yüksek korunan hani hedef bölgelere girip çıkıp hani kendini belli etmeden fotoğraflama yapabilirsin, istihbarat yapabilirsin, sinyal dinleme yapabilirsin. Bu tür görevler için ideal bir platform. Hani onu söyleyeyim. Mesela hatta bana kalsa hani şimdi mesela fotoğrafta da gözüküyor önüne bir sürü mühimmat falan diziliyor. Hani bizde öyle bir şey var. Bizde mühimmat bir fetişizmi var zaten. Hani her İHA'nın önüne mühimmat diziliyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Hep bunu söylerim zaten. Geçmişte de söyledim. Hatta tweet falan da attım bununla ilgili. Biz sensör kabiliyetlerini de geliştirmemiz lazım İHA'larımızın. Sensör yani payload olarak sadece elektro-optik sistemlerden falan bahsediyoruz ama bizim bir EISA radar da ihtiyacımız var bu platformlar için. Çok güzel böyle yani yer hedeflerini tespit edecek, moving target yapabilecek, SAR kabiliyeti olan hani sintetik aperture radar. O tür şeyleri birlikte yapabilecek. İşte bunlar çok önemli şeyler. Mesela bulut üstünde kaldığı zaman biliyorsun elektro-optik sensörler işe yaramıyor. Bulut üstü uçtuğu zaman. Hava şartlarına çok etkilisin elektro-optik sensörlerde. Ya bu, o zaman ne gerekiyor sana? O yüksek bulut üzerinde uçtuğun zaman yeryüzünü takip edecek, yeryüzündeki hareketli hedefleri görebilecek sentetik aperture radar gözüküyor ve milimetrik radar gerekiyor. Ya bu tür sensörlere de yatırım yapmak gerekiyor. Mesela ben olsam hani karar verici olsam hani ve hava kuvvetlerinde bir yetkili olsam hani bu uçağın bir modelini keşif istihbarat donanımlı alırım. Yani elektro-optik de olur, radar da olur veya işte sinyal istihbaratı da olur. Ve bunu da çünkü taktik keşif yapacağım zaman hani tabii bizim uydu kabiliyetimiz var ama uydu kabiliyeti tabii herkesin bazı insanlar yanlış anlıyor uyduyu. Uydu 24 saat her yeri kontrol eden bir veya her yerin fotoğrafını çeken bir sistem değil. Uydular günde birkaç kez bir bölgeden geçiyor. Günde birkaç kez hedefin resmini çekebiliyor. Ama taktik keşif dediğimiz şey anlık keşif de gerekiyor bazen. Yani normal klasik Akıncı İHA olsun, Aksungur olsun sen onu iyi savunulan bir yere sokamazsın. Yani diyelim ki hasım ülkenin daha derinliklerinde bir bölgenin resmini alman gerekiyor. Anlık resmini alman gerekiyor diyelim. Bir hava üssünün üstünden geçmen gerekiyor ve yakınına gelmen gerekiyor. Sen normal klasik İHA'larında bunu yapamazsın. Çünkü adam seni uzaktan görür ve indirir yani. Ama bu tür uçan kanat platformlarının özelliği radar izi de oldukça düşük olacağından tabii ki yani aklınızda şöyle olsun hani biz bu operasyon şeylerini konuşurken son versiyonu veya bitmiş versiyonunu düşünün. Yani bütün RAM boyası, kaplamaları yapılmış ve son seri üretim gerçekten radar izi ölçülmüş. Ve kafanda hani acaba geri döner mi? Hani gönderiyoruz ama o bölgeye. Geri döner mi sorusunu yani geri döneceğine yüksek güvenin olan bir seviyeye gelmiş uçaktan bahsediyorum ben. Böyle bir uçağı yaptığın zaman en iyi korunan bir bölgeye veya işte senin istihbarat ihtiyacın olan bir bölgeye bu uçağı gönderirsin. Özellikle bu uçaklar gece uçuş yapıyor onu da söyleyeyim. Gece uçuş için özellikle gerekiyor. Çünkü uçan kanat yani o görünmezliğini faydasını gece daha da
üst tarafa üste çekiyorsun. Gündüz olduğunda görünme şeyi en azından yani optik sistemlerle falan olabiliyor. Gece tabii şeyle IR platformla, IR sistemlerle görülebilir ama genelde bu tür platformla gece uçuyor. Yani keşif gözetleme kabiliyeti çok kritik olacak Türkiye için. Ya şimdi şöyle de bir örnek vereyim. Mesela radara ne kadar hani radar izi ne kadar düşürülüyor bu uçağın hani ve ne kadar hani tamamen görünmez mi oluyor diye yani insanlar düşünebilir. Hala tamamen görünmez olmuyor. Ama ne oluyor bu tür uçaklardaki özellik? Kanadı, arka kanadı ve dikey kanadı olmadığından bu uçaklar normal erken uyarı radarlarında da az düşük iz gösteriyor. Yani mesela F-35 gibi veya diğer bazı uçaklar düşük stealth gövdeye sahip olsa bile o dikey kanatlarından dolayı veya işte kuyruk sistemlerinin veya normal klasik yani her ne kadar stealth tasarıma sahip olsalar bile belli performans göstermeler için kuyruklu yapılıyor uçaklar. F-22'dir, işte F-35'tir. O dikey kuyruğun olmasının nedeni bu uçaklar manevra yapsın. Yani hızlı dönsün, çevik olsun. O yüzden bu uçağın öyle bir kabı şeyi yok. Bu uçağın öyle bir beklentisi yok. Bu uçak böyle çok sert manevralar yapmayacak. Yapamaz zaten. Yani bu uçak daha çok düz bir rotada uçacak. Çok yani keskin manevralar yapmayacak. Çok daha böyle yumuşak manevralarla hani hedefine gidecek. Kanatları veya kuyruğu olmadığından şey diyeceğim yani bu uçağın tasarımından dolayı erken uyarı radarları da bu uçağa üzerinde de izi düşük olacak. Çünkü yapılan test edilecekti zaten bunlar. Bizim daha operasyon olmadan bizim kendi radarlarımız üzerinde de test edilir. Yani şöyle bir kaba mantıkla hani söyleyebilirsek diyelim ki bir MiG-29'u bir F-15'i diyelim 200-250 kilometreden tespit edecek bir erken uyarı radarı bu uçağa yani tabii onun hesabını hemen kütle yapamıyorsun ama ben hesap makinesiyle hemen yapayım. Mesela diyelim şöyle olsun. Diyelim ki normal S-band erken uyarı radarım var. Bu radar bir MiG-29'u veya bir F-15'i 200 kilometreden tespit ediyor. Yani ilk kontağı sağlıyor. Bu uçağın da radar izi diyelim operasyonel olduğunda hadi diyelim ki F-15 seviyesinde F-35 seviyesinde olsun. Hadi diyelim oldukça iyi bir uçak yaptık. Radar izi o kadar küçük ki F-35 ile aynı seviyede veya benzer. Onu daha önce F-35 ile için yaptığım için bu şeyi çalışmayı mesela 200 çarpı bunun hesabı da şöyle şöyle bir Merak kağıdım edenler dikkatli izlesin burayı. ha, şöyle radar denklemini kullanıyorsun burada. Aslında çok zor bir şey değil. Bir hesap makinesi gerekiyor sadece. Radar iziyle radar menzili arasındaki ilişki radar izinin 1 bölü 4'ü ile orantılı. Yani karekökü değil de 1 bölü 4 köküyle orantılı olduğundan öyle bir orantı kurman gerekiyor. Ama bilinen bir menzili yani o elinde olması gerekiyor. Diyelim bilinen bir uçağın metrekare işte radar izi 5 metrekare diyelim bir uçağın. Diyelim F-29, F-15'in radar izi 5 metrekare diyelim veya F-16'nın. Ve bu 5 metrekarelik hedefi bir radar 200 kilometrede gördü. Ve senin elinde böyle bir uçak var. Uçan kanat uçak diyelim. Bunun da radar izi yaklaşık F-15, F-35 gibi olsun diyelim. O da 0.00001 veya 0.0015 diyelim öyle. Yaşak tahmini öyle o civarda olduğu biliniyor. O zaman bu uçağı hangi menzilde görür? Yani 5 metrekare radar izine sahip ortalama hani overall aspektinden bahsediyorum. Tabii ki ortalama radar izi 5 metrekare olan bir uçak F-29 işte F-15, F-16 200 kilometreden tespit edildi. Acaba bu uçan kanat 0.0015 metrekare radar izi varsa ortalama kaç kilometreden tespit edilir? Ben onu bir yazayım hemen. 200 kilometre dedik değil mi? 200 çarpı 0.0015 bölü 5 metrekare diyelim. Bunun 1 bölü 4 kök şeyini alacağız. 0.25. Bak 200 kilometrede eğer 5 metrekarelik bir hedefi tespit edebildiyse bu radar
Bu uçağı eğer bir de bu da F-35 seviyesinde radar şeyi varsa bunu da 26 kilometrede görebiliyor. Yani aradaki farkı gördün mü? Yani 200 kilometreden bir F-15'i F-29'u veya MiG-29'u tespit ediyor ama bu kanatsız uçağı yaklaşık 26 hadi diyelim 30 kilometreden tespit edebiliyor. Yani iş işten geçtikten çok sonra. Yani oldukça yani çevresinden geçip resimlerini çekip istihbaratını toplayıp dönüp gidiyorsun sen haberi olmuyor. Doğru. Yani istihbarat amaçlı çok süper bir kabiliyet. Yani ben bunu hani mühimmat atmadan falan önce de bunu hani bu tür kabiliyetin hani uçan kanadın Türkiye'nin keşif istihbarat yeteneğini üst seviyeye çıkaracağını düşünüyorum. Bir de İnşallah uygun bir donanım hani payload yapılırsa hani şeye entegre bir gövde altına bu şekilde istihbarat bu da bunu da belki canlı olarak SATCOM'la veya başka bir şeyle anında şeye indirebiliyorsa görüntüyü harekat merkezine o zaman tabii değeri daha fazla olacak. Bir de biz şu an mesela bunun üzerinden hesabını yaptık. Bir de bunun gerçekten keşif istihbarat amaçlı daha küçük versiyonunu Yani düşündüğümüzde o radar zaman kesit alanı da küçülecek. o da F-22 kadarsa F-22 biliyorsun radar izi F-35'ten daha küçük. Aynen. Onda 3.0, 0.0, 3.0.1.2 falan gibi seviye, metrekare seviyesinde F-35 daha düşük şeyden F-35'ten. Ya F-22. bilinen tabii bu bilinen şeyler. Yani belki tabii o da bir yanıltmaca da olabilir tabii. Ben açık kaynaklardan bahsediyorum. Ama ikisinin de düşük radar şeyi olduğu biliniyor zaten. Ya diyeceğim hani bu uçağın getireceği kabiliyet inanılmaz yani çok büyük bir güç çarpanı olabilir. Tabii şöyle de düşünmek lazım arkadaşlar hani kafasında canlansın. Ya bu prototip işte birkaç sene sonra bitecek uçuşları ve seri üretime girecek. Belki hava kuvvetlerinin bu uçaktan minimum 10-12 tane falan minimum 10-12 tane alması gerekecek. Ya bir hava üssünü belki buna tahsis etmesi gerekecek bu uçaklara. Bir hava üssünde bir filo kuracak ve bu uçaklardan 10-12 tane bir filo olacak. Ve görev olduğunda bunlardan belki birkaç tanesi işte derinlemesine hani iyi savunulan hava savunma sistemlerinin yoğun olduğu ve senin normal uçaklarınla giremeyeceğin riskli olan yerlere bu uçağı sokabilirsin. Gece. Gece tabii gece şartları olur. İster keşif yaparsın, istersen de şöyle de olabilir. Eğer gerçekten çok önemli kritik bir tesis vardır, onun imha edilmesi gerekiyordur. Bu uçağın tabii dahili yuvası var. Hani onun değişik bilgiler vardır. Ne kadar mühimmat alacağını tam söylediler ama ben kafamda canlandıramadım. Yani tahminen iki tane bizim şeyi alsa, Sagen'in geliştirdiği Kuzgun 2-3 tane veya Aselsan'ın yaptığı bu sert delici mühimmat var. Small Diameter Bomb. Onun ismi değişmiş herhalde. Tulon mu? Tolun mu? İsmini unuttum ya. Tolun. Evet. İşte onlardan iki tane falan dahili istasyonda çalışırsa tam stealth, full stealth modunda derinlemesine bir bölgeye girip o çok kritik, senin için kritik olan tesisi imha edip dönüp gelebilir. Yani karşı tarafın tabii sürpriz bir etkisi olur. Yani sonuçta tabii biz bunları söylüyoruz ama tabii bu yani inşallah öyle bir şey olmaz. Hani büyük bir caydırıcılık Türkiye açısından. Ben bu arada merak edenler için de şey söyleyeyim. Şöyle bir bilgi paylaşılmıştı TUSAŞ'ın sitesinde. Anka 3 sistemi gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonların her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan SOMJ, MK-82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek diye web Evet. sitesinde resmi olarak Yani girmiş TUSAŞ. tabii ya teorik Aynen. olarak bunları taşıyabilir ama uygulamaya baktığın zaman bu uçan kanat böyle bir platform yaptığın zaman hani bu platformun en büyük özelliği nedir? Düşük radar izi var ve stratejik bir platform. Yani bu platforma sen hani bunun özelliğini kaybettirecek başka İHA'larla yapacağın görevi yaptırmaz Aynen. bence. Yani o yüzden bence bu sistem hani Anka 3 devreye alındığında, seri üretim bittiğinde işte belli bir sayıya ulaştığında ben daha çok kritik hedeflere dahili istasyonuyla hani saldırması veya hücum edebilir veya işte keşif gözetleme istihbarat toplama görevini çok iyi yapabilir. Çünkü normal insanlı platformlarla zaten o tür iyi korunan hedeflere girmen imkansız, yakınına gelmen imkansız.
Yani diyelim F-16'nın da altında bizim keşif botlarımız var. Uçak uzaktan tespit falan edebiliyor ama insanlı platform belli bir yaklaşabileceği mesafe var o hedefe doğru. Yani o insanlı platform olmaz. Klasik İHA'lar da hani Kızılelma da olsa veya diğer Akıncı da olsa onlar da belli bir radar izi var. Onlar da olmaz. Yani riski yüksek olur. O uçakta da kaybedebilirsin. Yani bu uçak en biçilmiş kaftan oluyor. O tür çok daha gizli işte fazla yerini belli etmeden hani hedeflerin üzerinden, çevresinden geçip istihbaratı toplayıp gelebilecek seviyede. Ayrıca zaten şöyle bir şey de var. Mesela şu an geçtiğimiz gün işte Çakır füzesinin atışı yapıldı. 150 Evet. kilometre menzili var. Hani birçok hava savunma sisteminin zaten menzilinin dışından Tabii. ateşlenebilecek Dışına mühimmat opsiyonları da var. Muhtemelen dediğiniz gibi hani bunlarla mühimmat atmak yerine belki keşif istihbarat olarak kullanılabilir. Yani o görev tabii. profiline göre çeşitli şekillerde o da Tabii. Önce şekillenecektir diye aynen düşünüyorum. aynen ama öncelikli yani benim açımdan öncelikli bu uçağın hani bu güzel bu özelliklerini korumanın veya özelliklerini kullanmanın en iyi yöntemi keşif istihbarat ve savaşın ilk günü diyelim atıyorum yani öyle bir şey olmasın ama çok kritik bir yerleri vurman gerektiğini normal insanın uçağını sokamayacağın için bu tür uçaklarla girip bir iki kritik yeri vurup belli bir yol açabilirsin. Arkadan gelecek uçaklar için falan yani. Yani biraz daha şey gibi düşünsün arkadaşlar. Amerikalılar mesela Körfez Savaşı'nı hangi uçakla açmışlardı? İşte Ya ne şey. yapıyor? Ne yapıyor mesela? Amerikalılar ne yapıyor mesela? Diyelim bir bölgede bir büyük operasyon yaparken ne yapıyor Amerikalılar? Ben Körfez Savaşı'ndayken yanlış hatırlamıyorsam çocuktum. Şeyle o zamanlar işte bu siyah onların düşük görünürlüklü uçaklarıyla F-117. F-117. bir Evet. onlarla girdiklerini Onlarla hatırlıyorum ben. giriyor. Aynen. Tabii onunla giriyor. Onunla giriyor ne yapıyor? En kritik radarları, erken uyarı radarlarını falan imha ediyor. Ve geriden gelecek o paketlere bir yol açıyor. En kritik hava savunma sistemlerine saldırıyor. En kritik erken uyarı radarlarına saldırıyor. Veya aynı zamanda tabii bunu yaparken aynı zamanda yüzlerce Tomahawk füzesi atıyor. Hava savunma sistemini tamamen doyuma ulaştırıyor. Yani hava savunma sistemini doyuma ulaştırıyor. Aynı zamanda bu stealth uçaklarıyla da o kritik yerleri imha ederek bir bölgeyi temizleyerek gidiyor. Ve oradan arkadan normal klasik hani F-15 işte diğer uçaklar falan geliyor. F-16'lar geliyor. Tabii şimdi B'yi Amerika ile karşılaştırmıyorum tabii bizim farklı durumumuz var ama yani o açıdan hani bir şey versin diye hani arkadaşlar takip ediyorsa bu tür şeyleri geçmişte olan hava savaşlarını falan hani açılışlar her zaman daha uzaktan hani imha kabiliyetiyle veya işte görünmezlik teknolojisi olan uçaklarla yapılıyor. Hiç Yani kimse açılışını F-16'yı göndererek yapmaz yani. Yani öyle bir şey yok. Bizim de şu anda mesela bizde herkes bunu düşünebilir. Türkiye herhangi bir ülkeyle bir hasım ülkede savaşa girerse ilk kullanacağı sistemler son füzeleri falan olacak veya uzun menzilli işte standoff dediğimiz menzil dışı mühimmatlarıyla kritik yerleri vurmaya çalışacak. Savaş uçaklarını o riskin içine atmayacak. Ve belli sayıda da tabii bu mühimmatların envanterde olması gerekiyor. Çünkü ilk gün, savaşın ilk günü veya operasyonun ilk günü vurman gereken işte veya işte imhası gereken belki 50, 100 tane, 50 tane, 60 tane kritik hedef oluyor. Bunların hepsine birer ikişer tane mühimmat atman gerekiyor. Yani vuruşu garantilemek için. O yüzden de hani envanteri alacağın zaman bu tür kritik ve değerli mühimmatları, SOM gibi işte Çakır gibi diğer şeyleri belli bir sayının üzerinde alman gerekiyor envantere. Çünkü birkaç gün süreyle bu mühimmatları çok sık kullanacaksın. Zaten bunlar açılışı yapıyor. Daha sonra sen kısa menzillere geçiyorsun artık. Yani daha böyle HGK gibi, LGK gibi hani mühimmatlar artık. Çünkü belli bir koridoru temizliyorsun, hava üstünlüğünü sağlamaya çalışıyorsun, sağlıyorsun diyelim. Ondan sonra diğer daha ucuz mühimmatları kullanma şansın oluyor. Anka 3 sanırım arkadaşlara bayağı doyurucu olmuştur. Ben uygun görseniz bir Evet. sonraki konumuza da geçelim istiyorum. Gelen bir Tabii. diğer açıklamada şeydi. Kaan hakkındaydı. Stealth olarak 10 ton faydalı yük kapasitesine sahip olacak denildi. Arda abi de bunun üzerine Twitter'da şöyle bir şey paylaşmıştı. Ben de onu buraya not aldım. Karşılaştırma için dedi Arda abi. Su-35 8 ton, F-15E 7,5 ton azami faydalı yük taşıma kapasitesine sahip diye not düştü. Kaan Evet. özelinde hem bu faydalı yük kapasitesini hem de son açıklamaları siz nasıl değerlendirdiniz Feridun Hocam? Ya şöyle aslında hani belki de bu tür tartışmalar için veya bunlar için tabii bunlar bir
bizde bir fikir oluşma açısından da bir önemli rakamlar, ama ben biraz daha hani olay şeyin, uçağın daha olgunlaşmasını bekleyip belki kesin rakamlar hani daha şey olur gibi geliyor. Yani mesela uçağın esas Block 10 versiyonu diyelim, hani hava kuvvetlerini teslim edecek ilk versiyon konfigürasyonu buna benzer olacağını tahmin ediyorum, ama hani bu Kaan'ın şu anki şeyine. Ben biraz da biraz gövde üzerinde bir genel geometri çok değişmese bile gövde üzerinde bazı değişikliklerin olacağını düşünüyorum. Ve hani onlar ortaya çıktı, onlar yapıldıktan sonra hani uçağın hani final tasarımı dediğimiz CDR kısmı da bitip hani seri üretime dönük son tasarım ortaya çıktıktan sonra hani bu rakamlar daha da kesinleşir. Ya 10 ton bunlar hep genelde teoride oluyor Kaner. Ya bu tür taşıma kabiliyetlerinin hep böyle bir trade-off dediğimiz hani bir yerden şey yapman gerekiyor. Çok mühimmat aldığın zaman işte menzilden şey yapma, tasarruf etmen gerekiyor. Hep bir denge var burada. Yani 10 ton taşıyabilir mi? Belki taşıyordur. Ben şu anda tabii açık kaynakları düşünerek, yani çok ağır bir uçak olur. Yani 10 ton yüklendiği zaman bu uçak çok ağır bir uçak olur. Özellikle motor gücü de eğer bu F110'larla devam edeceksek belli bir süre, açıklanan şey o şekilde. Ben de öyle bekliyorum şahsen, çünkü bunu daha önce de söyledim ben. Yani yerli motor çalışmalarımız, hani 35 bin libre, 36 bin librelik motor tasarımı yapacağız, üretimine düşünüyoruz, ama şu anda fiili olarak bu projenin hani başlayıp güvenilir bir şekilde uçak üzerinde olması çok uzun yıllar gerektirecek. O yüzden benim tahminim, beklentim, biz en az 2-3 filo, belki 4 filo Kaan uçağını F110 motoruyla uçuracağız. Yani 29 librelik F110 motoruyla, ve bu da bir limit aslında. Uçağın hani taşıma kapasitesine, menziline veya işte şeyine limit olacak. Çünkü neden? Uçağın normal, tabii uçağın son ağırlığını da bilmiyoruz. Boş ağırlığı nedir? Tam dolu ağırlığı nedir? Ama hani 10 tonluk yükü taşır mı taşır, ama hani menzili oldukça düşer. O yüzden hani ben 10 ton yerine en optimum yükünü yükleneceğini her zaman düşünüyorum. Yani çoğu uçakta da böyle olur zaten. Mesela şey Kaner, diyelim F-16'nın da mesela maksimum yaklaşık yani 10 ton 11 tonluk bir fark var. Hani bunun bir kısmı yakıt olur. Ya yani bu da 5-6-6-7 ton minimum taşıyabilir gibi gözüküyor. Ben şimdi kabaca bakıyorum şeye, Block 70. Block 70 uçağın F-16'nın maksimum kalkış ağırlığı 48 bin libre, yaklaşık 21 bin 200 kilogram. Yani 21 bin 200 kilogram bu ne demek? Yani boş ağırlığı yaklaşık 10 ton Block 70'in. Maksimum kalkış ağırlığı 21 bin küsur, 21 bin buçuk diyelim kilogram. Arada 11 bin tonluk bir fark var. 11 tonluk bir fark var. Bu farkın hepsi silah yükü olamaz. Yani bunun 5-6 tonu minimum yakıt oluyor zaten. Senin geriye, yani yakıt oluyor. Geriye senin kalan 4-5 tonluk bir mühimmat şeyi. Bunu da nasıl işte dengeliyorsun? Yapacağın göreve göre mühimmatı daha çok yüklüyorsun. Veya şeye göre, menzile göre, gideceğin yere göre. Oradan tasarruf ediyorsun. Ne bileyim işte şöyle düşün. Mesela bunu İsrail çok yapıyor genelde. Diyelim çok uzun menzilli bir derin darbe görevi yapacak. Uçağa tabii ağır yükleri var uçağın. Yakıtın %80'ine kaldırıyor uçağı. Çünkü ağır bir uçak. Yani normal limitlerinde kalkış yapması için. Yakıtı %80'ine kaldırıyor ve belli bir rotaya ulaşınca, yani daha hava sahasını terk etmeden havada yakıt ikmali yapıyor ve uçağın o bütün o eksik, hani %80 dolu kalkmıştı. Havada bütün o yakıt şeyini tamamlıyor, dolduruyor. Öyle devam ediyor havada uçak. Ve bu şekilde hani o limitleri de birazcık da esnetebiliyorsun havada yakıt ikmali yapabildiğin zaman. Diyeceğim hani 10 ton teoride olabilir gibi geliyor bana, ama uygulamaya döktüğüm zaman ben hani optimum nedir? İşte 4 tane som taşır atıyorum. Bak öyle düşün. 4 tane som taşır. Maksimum hani kanat altlarında diyelim. Veya diğer işte 8 tane MK 8 tane MK 82 serisinden işte, veya işte GBU 12 dediğimiz işte 500 librelik mühimmatlardan 8 tane taşıyabilir. O HGK 82 dediğimiz hani GPS, onlardan taşıyabilir. Ya bunları eklediğin zaman bir anda böyle hani 10 tona falan ulaşmıyorsun zaten. Ya teoride taşıyabilir, ama ben uygulamada hani 5-6 tonu geçeceğini zannetmiyorum. Çünkü uçağın belli ağırlık limitleri var, manevra kabiliyeti var.
Ve şöyle de bir şey var, bunu da söyleyeyim arkadaşlara. Mesela uçaklara belli bir yük yüklendiği zaman, özellikle yakıt tankı, şu su, bu su, bütün her şey dolu olduğu zaman uçak belli bir şeye kadar, o hafifleyene kadar belli manevralar yapamıyor. Mesela F-16'da öyledir. F-16'da diyelim yakıt tankları ve belli mühimmatlar uçağın kanadının altındaysa, o 9G, yani 9G, 9G dediğimiz o çekişi yapamaz uçak. Çünkü kanadı kırılır, yapamaz. Yani fiziksel olarak kendini zarar verir. O yüzden bilgisayar sistemi, bunu değişik şeyleri var. Kategori 1, kategori 2 diye geçiyor. Cat 1, Cat 2 falan diye geçiyor. Kanat altlarındaki belli ağırlıklar varken uçak kategori 1'e falan geliyor işte diyelim. Orada 9G yerine 5G çekiyor maksimum. Çekebiliyor falan. O yakıt tankını, kanadın altındaki yakıtlar bittikten sonra içeriye taş, yani merkez istasyonu yakıtı boşalttıktan sonra veya mühimmatları attıktan sonra uçak hafiflediği zaman tekrardan kategori, normal serbest kategorisine dönüyor uçak. Yani 9G falan çekmeye başlayabiliyor. O yüzden zaten hava savunma görevlerinde falan uçaklar göreve çıktığında ilk önce kanattaki yakıtları kullanırlar. Hani kanattaki yakıtlar, kanadın içindeki, kanat altındaki yakıtlar bittikten sonra gövde içindeki dahili yakıtlar yakıta geçerler daha sonra. O zaman işte uçak tam maksimum performansına ulaşıyor. Yani o bütün o çevikliğini sağlamaya başlıyor zaten. Benim aklıma da hep şey geliyor, bu T-929 Atak 2 özelinde de işte mühendisle konuşurken, mühendisiyle konuşurken Tabii. beyefendiyle işte şey diyor kendisi, hani diyor bu ilk platform diyor, bunu uçurdukça diyor biz diyor verileri toplayacağız diyor ve diyor Tabii. hani sonraki prototiplerde diyor bunun diyor belki farklılıkları olabilir diyor yapısal olarak diyor. Tabii, Ben aynı olabilir. şeyi Milli Muharip Uçak için de bekliyorum. Mesela bazı arkadaşlar işte burnunu beğenmediğini söylüyorlar. Yani sonuçta AESA radar takılıp bunun testleri başladığında burun yapısı, radom değiştirilebilir. Yani onun Tabii. yapısı hani en iyi şekilde elimizdeki AESA radarı optimize edebilmek için o burunla oynanır muhtemelen diye düşünüyorum. Tabii. Aynı Ya şekilde de bunun uçuş tabii. karakteristiğiyle de ilk uçurduktan sonra da yapısal değişikliklere belki Tabii sonraki mutlaka. prototiplerde. Göreceğiz onları zaten. Ben, hani ömrümüz yeterse inşallah. Mesela o dikey kuyruklar falan işte, hani vertical stabilizer dedikleri o dikey kuyrukların belki yeri bile değişebilir. Boyutları değişebilir. Bunlar hep uçtukça, veri topladıkça ortaya çıkacak şeyler. Uçağın hani nasıl uçtuğuyla bağlı. Hani bütün o performansları sağlayabiliyor mu? İstendiği gibi dönüş yapabiliyor mu çevik bir şekilde, işte angle of attack, yani AOA dediğimiz angle of attack durumlarında hani o karakteristikleri istendiği gibi mi? Çünkü bu çift kanatlı uçakların bir özelliği yüksek angle of attack dediğimiz, hani eksi 50 falan gibi, böyle işte burnu çok yukarıdayken uçağın o burun otoritesini koruyabilmesi gibi falan. Bu F-16'da düşük. Mesela %25, yani 25 derece falan gibi, 25-30 derece gibi F-16'da falan. Ama F-35'te falan bu 150'ye yakın falan yani. Uçak stola girmiyor yani. Uçak belli burnunu tutabiliyor havada ve öyle uçabiliyor. Ve burnunu kontrol edebiliyor yani stola girmeden falan. Ya bunlar hep denenecek. Yani uzun bir deneyeceğim. Hani Kaan için bizim şu anda aslında performans konuşmamız için biraz çok erken. Uçak çünkü henüz daha uçuşunu da daha yapmadı ve bu uçak üzerinden, hani çünkü bu GTU sıfır modeli diye geçiyor bu. Bu uçağın hani esas sonraki versiyonları biraz daha değişecek diye, tam senin dediğin gibi aynen. Belki sağında solunda işte kanat, işte yüzeyler değişebilir, dikey kanatlar değişebilir. Ama temel geometri aynı kalacaktır. Ondan benim şüphem yok. Onlar yapıldıktan sonra bir sürü şey, yani konuşacağımız şeyler daha da artacak. Yani gerçekten uçak istendiği gibi uçuyor mu, dönüyor mu, işte o manevraları yapabiliyor mu, hızlı mı? Ya bunların hepsi birkaç sene, belki 3-4 sene, 5 sene sürecek test uçuşları. Tabii ve sensörler var. Sensör kısmı dediğin gibi radar var. O ayrı bir konu. İşte entegre elektro-optik ETOPS dediğimiz o sistem var. 360 derece durumsal farkındalık amaçlı işte şeydeki DAS gibi, F-35'teki DAS gibi distributed aperture yöntemiyle, yani her taraftan optik sistemlerle, optik uçağın çevresini görecek, pilota durum muhakemesini artıracak sistemler olacak bu uçakta. Bunların hepsi zamanla olacak şeyler ve ya Block 10 dediğimiz uçak, ilk teslim edecek uçakta mesela temel şeyleri bekleyebiliriz. Mesela bir F-16 gibi temel özellikler olur. İşte radarı, çalışan radarı, işte temel silah entegrasyonu yapılmış olur. Hava 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 yer temel sistemler.
İşte bir elektronik harp sistemi temel olarak bir sistem geliştirmiş olur o blok 10'da. Ondan sonra işte yavaş yavaş o sensörler eklenecek ve blok 20'ye doğru giderken hani zaman da var. Data füzyon kabiliyeti olan açtık daha böyle AI teknolojilerinin de içine girdiği sonraki bloklarda hani artık daha gelişmiş varyantlarını göreceğiz. Ama hani hedef olarak benim kendi kafamda hani ben şahsen benim açımdan beni çok yani memnun edecek bir şey 2028 tarihi diyorlar. 2028'de biz 20 tane uçağa diyelim benim tahminim hani bir F-15 kabiliyetinde teslim edebilirsek bir F-15 EX diyelim şu anki F-15'in EX versiyonu. Yani onun radarı gibi güçlü, onun elektronik harp sistemi gibi güçlü, işte hava yer görevlerini yapacak mühimmatlar entegre, hava milli mühimmatlar entegre. Yani 4,5. nesil diyelim veya 4++ diyelim. Böyle bir kabiliyette biz bir uçağa teslim ettiğimiz zaman en azından bir filo. Bu bile büyük bir şey olacak Türkiye için. Yani büyük bir güç çarpanı olacak. Çünkü belli bir çıtayı yükseltmiş olacağız. Belli bir yüksek kabiliyete ulaşmış olacağız artık. Yani dışarıdan tedarik etmeden kendimiz geliştirerek her şeyiyle Türkiye'ye ait ve üzerinde ileride daha çok geliştireceği bir platform olacak. Ve tabii attığı bir şeyi de hedefi de vuracak yani. İyi bir radar olacak, güçlü bir radar olacak, işte güçlü bir hava savunma elektronik harp sistemi olacak. Belki çekili dekoy olacak. Yani çekili dekoy, yani ben bunu hep söylüyorum. Hava savunma sistemi uçaklarda özellikle çekili dekoy çok önemli çünkü jamming yapmaya çalıştığın zaman kendi sisteminle uçağın üzerindeki dahili sistemle jamming yapmak bu devirde biraz çok riskli. Ve çünkü çok fazla füze var sana karşı kullanılabilecek. Yani Meteor olsun, AMRAAM olsun, yeni çıkan AIM-260 var. İşte yeni jenerasyon Amerikan Hava Kuvvetleri'nin geliştirdiği uzun menzilli 200 kilometrelere kadar gidecek füze var. Hava füzesi şu anda testleri yapılıyor. Yani çekili dekoy dediğimiz yani uçağın arkasına sarkıtılan fiber optik bir kabloyla uçağın arkasına sarkıtıyorsun. Karıştırmayı uzakta yapıyorsun. Uçağın üzerindeki kuyruğundaki jammer'la yapmıyorsun. Bu şekilde kendini en azından pasif şekilde de olsa uzakta bırakıyorsun. Yani herhangi bir şekilde füze saldırısı falan olduğu zaman hani uçağa isabet yerine gerideki şeyi isabet ediyor. Dekoya isabet ediyor. Buna yatırım yapmak lazım. Hatta bence bunu yapıp hatta işte bunu göstermemek de lazım medyaya şuraya buraya. Valla Ya bence de şimdi bence göstermesinler. Ben istiyorum bunun olmasını ama hiç göstermesinler kimse de. Olmadığını düşünsün herkes yani. sizinle ilk Milli Muharip Uçak özelinde yaptığımız yayında da siz gene bu decoy olayına dikkat Tabii. çekmiştiniz. Muhtemelen eğer yetkililer de izlediyse o yayını veya bir şekilde ulaştıysa Evet. ya veya belki de kendileri de zaten önceden de planlamış olabilirler Tabii onu bilmiyorum. planlamış da olabilirler. Biz bilmiyoruzdur yani. Çok güzel bir Aynen. şey. Öyle bir şey yoksa biz de bilmiyoruz. Yani olmadığını düşünüyoruz ama belki de var. Belki de. Bir Yani. diğer açıklamada Hürjet özelinde geldi. Evet. Hürjet'in üzerinde kullanacak hazır bu elektronik sistemlerden bahsederken Aselsan Murat Ayasa radarı kullanılacak denmiş ve yapılan açıklamada 100-200 kilometreyi gören Aselsan radarını takacağız. Bunu burnu ona göre yapılıyor. Bu sayede F-16 radarı ile aynı olacak açıklaması geldi. Geçtiğimiz Evet. gün, geçtiğimiz hafta sonu. Siz hem Hürjet özelinde nasıl bir izlenim edindiniz? İlk uçuşunu da yaptı ve onun üzerine de zaten bu açıklama da geldi. İşte Murat radarının kullanılacağı ile alakalı. Sizin değerlendirmeniz Evet. nasıl Hürjet özelinde? Vallahi Hürjet beni gerçekten heyecanlandırdı diyebilirim. Yani niye bilmiyorum yani gerçekten hani Anka 3 var, Kaan var, Hürjet var. Yani şu aşağı yukarı aynı zaman diliminde hani şey yapıldı, sunum yapıldı. Hürjet nedense beni çok şey yaptı. Biraz yani Türkiye'nin ilk süpersonik jet uçağı, ilk uçuşunu yaptı. Belki ondandır. Bir de şeyden herhalde bana bir güven veren bir tasarım var uçağın. Bana hani çünkü neden bakıyorum hani diğer alternatif piyasadaki diğer uçaklara da bakıyorum. Ya bu uçak esasında hani çok risk free diyelim, riski sıfırlanmış, riski düşük bir tasarım ve ya uçuş şeyleri, dinamikleri, uçuş performansı olarak falan bence F-16'ya da yakın bir uçak bu. Şey aslında hani çünkü bakıyorum uçağın hani geometrisine, kanat yapısına işte hatta kontrol yüzeyleri F-16 ile aşağı yukarı aynı. Tabii daha küçük bir uçak F-16 ile aynı boyutta değil ama mesela kanat
yapısının mesela leading edge flaplar var, işte trailing edge var. Yani yan yana koyduğunuz zaman F-16'daki bütün hani uçuş kontrol sistemlerinin aynısı bu uçakta var. Yani rudder öyle, kuyruk şeyler öyle, işte hatta uçuş frenleri bile aynı yerde. Yani o havada açılıp hani inerken açıyorlar ya. O bile uçağın hani kuyruğunda açılıyor böyle. Hani o 30 derece falan açılıyor. F-16 ile aynı seviyede yerde. Ya bu tasarım olarak riski düşük bir tasarım ve klasik bir tasarım diyelim. Bunun aynısı, benzeri işte Koreliler'in T-50 var. Bunun benzeri. Motoru da aynı T-50 ile zaten. Evet, bu uçak kısa sürede birkaç sene içinde o testleri bitirdikten sonra inşallah hani gene bütün temennimiz kazasız belasız her şey yapılır, uçuşlar biter. Ve envantere girer. Ben çok sevileceğini, pilotlar tarafından çok sevileceğini düşünüyorum bu uçağın. Çünkü dediğim gibi uçması tabii ilk test pilotumuz Ercan Bey'in de hani şeyini dinlemiştim. Çok severek uçtuğunu söyledi. Yani gerçekten test pilotları veya yeni teğmenleri falan da hani her türlü hırpalayarak uçabilecekleri bir uçak olacak. Hatta zaten motor da eğitim uçakları için de ideal bir motor. Bunu daha önce de ben söylemiştim. Hatta hani bu hem bizim MMO için de hem de Hürjet için de büyük bir şans. İki tane çok kaliteli motor var. Tabi Amerikan hani verim vermez tartışması, ayrı bir kenara koyuyorum onu. Motorların kalitesi ve sorunsuz motorlar olmaları projelerin sağlığı için çok önemli. Yani kısa sürede hani olgunlaşması için projelerin. Çünkü sen onunla uğraşmıyorsun. Yani elindeki motor gerçekten çok iyi motor. Hani throttle free denikleri. Yani o throttle, yani pilot uçuş esnasında istediği kadar basıyor, çekiyor, geriyor, basıyor, çekiyor. Küçük küçük oynamalar yapıyor falan. Yani bu tür bazı motorlarda hani bu tür şeylerde hep böyle bir sorun olabiliyor. Bazı yeni geliştirilen motorlarda hani uçağın hani o şeyi, bu motorlarda o yok. Bu motorlar ama tamamen hani %100 güvenilir motorlar. Yani denenmiş, milyonlarca saat uçmuş, eğitim uçaklarında uçmuş. Yani acemi pilotun elinde de hiç sorun çıkarmayan motorlar. O yüzden bu motorun da etkisiyle bu uçağın kısa sürede hani birkaç sene içinde inşallah testleri bitirip istenen performansı sağlayacağını ve envantere eğitim uçağı olarak ilk olarak gireceğini düşünüyorum. Şimdi senin dediğin daha sonraki şey açıklamada da gerekirse bu uçak tabii silahlandırılabilir. Çünkü o kabiliyet var bu uçakta. Bu uçağın güç ağırlık oranı falan oldukça iyi. Çünkü çok güzel bir motor. 17.000 18.000 librelik bir itiş gücü olan motor var. Ya bir eğitim uçağı için oldukça güçlü bir motor bu aslında. Ya tahminen zaten bu uçak uçarken hani havadaki şeyinde uçuşlarda çoğu zaman şey uçaktır bu. Yani military power'un altında falan da yani çok süper hani süpersonik uçmayacaksa yani çok düşük RPM'lerde veya düşük military power'larda uçabilecektir bu uçak. Yani tak yüksek G falan gerektiğinde afterburner'a falan geçebilir ama uçağın oldukça hani motoru güçlü olduğu için diyorum hani bu uçak harici yüklerle falan hani performans gösterebilecek bir uçak gibi gözüküyor. O radar olayı da dediğim gibi F-16 ile benzer bir radar olur büyük ihtimalle. Hani belki boyut olarak sığdırılır diye tahmin ediyorum. Hani F-16'nın da burnu çok büyük bir burun değil zaten. Yalnız bu uçağın şu anki Hürjet'in burnu biraz daha şey gibi. Biraz daha değişecek gibi. Eğer radar gelecekse. Çünkü çok sivri, sivriliyor. Biraz daha belki hafiften yeni bir radon takabilirler bunun ucuna. Çünkü şu anda radon yok bu uçağın ucunda. Normal metal bir yapı var. Hatta geçen gün ben bu uçağın şeyini seyrettim, Kaner. Belgeselini seyrettim. Hoşuma gitti belgesel. Hatta yapılırken hani karşılaştıkları zorluklardan falan bahsettiler. Hani özellikle motor... Motor konusu da ilginç. Bastında kaldı, köpek geldi diyor ya koklamaya. Köpek koklaması falan hani ne kadar zor olduğunu da gösteriyor bazı yerin tedarikini, özellikle Amerika'dan gelirken. Yapısal olarak uçak aşağı yukarı F-16 gibi üretiliyor. Yani TUSAŞ'ın hani bildiği gövde, yani bildiği şekilde üretiliyor. Çok özel bir metotlar, özel bir algoritmalar, özel bir yapısal üretim metodu yok bunda. Bildiğin metalik, metallerle, işte perçinlerle üretilen bir uçak. Tabii ilk prototip olması nedeniyle tabii daha üzerinde çok titiz oldukları belli. Yani şeyde de gözüküyor. Titizlikle üretmişler hani hata olmasın diye.
Ama hani normal seri üretime girdiğinde üretim şeyi metodolojisi diyelim F-16 ile çok benzer olacak bu uçağın. Yani genel olarak hani çünkü çok fazla kompozit de yok benim bildiğim bu uçakta. En azından gördüğüm kadarıyla çoğu yer şeydi, metalikti, yani metal, alüminyumdu. Tabii gene ufak tefek yerlerde belki kontrol yüzeyleri falan belki kompozit olabilir. Hani bu arka kanat falan belki olabilir. Ama hani genel gövde şekli, dikey kuyruğu falan metaldi. Kanatlar zaten metal gözüküyordu. Benim gördüğüm kadarıyla tabii. Ama ileride dediğim gibi bize hani şey İngilizce'de şey de promising. Yani gerçekten hani bize bir güven veren bir havası var Hürjet'in ve ileride gerekirse silahlandırma opsiyonu düşünülmeli de bence. En azından hani birkaç prototip üretip. Çünkü gerçekten hani bazı görevleri çok F-16'ya benzer şekilde yapabilir gibi geliyor. Çünkü radarı taktığın zaman, envanterde geliştirilen o hava füzelerini de buna entegre ettiğin zaman, menzili içerisinde, bilmiyorum buna yakıt itma kabiliyeti eklenecek mi? Belki de yapılır, bilmiyorum. Eğer hava kuvvetleri isterse, hani F-16 gibi sırtında bir AR dediğimiz işte Air Açıkçası Refueling ben şu kırmızı boyalı halindeyken daha net belli oluyor. Bazı uçuş açılarında şey gözüküyor. Mesela şu tepede tam pilotun kanopinin arkasında bir boşluk var gözüküyor ama o motor stall olmasın diye mi hani o şey Kızılelma'daki gibi bir boşluk Ha, var yoksa bu o şey. yer şeye mi saklanıyor? Havada yakıt ikmali değildir diye düşündüm. Muhtemelen O motor. şey ya, APU dedikleri şey o. Auxiliary Power Unit. Ya bir O açıklık kanadın hemen gözüküyor. arkasında bir açıklık görüyorsun değil mi? Bir çukur gibi böyle bir boşluk oluşuyor. Yok, kanopinin hemen arkasında. Ha, o şey o GPS anteni bence o. Yani bilmiyorum böyle bazı açılarda bir şey Henüz oluyor. daha AAR dediğimiz o Air-to-Air Refueling Receptacle dedikleri şey. Onu daha henüz koyduklarını zannetmiyorum. O Mesela bence GPS antenleri biraz daha geniş ve şey oluyor. Oraya koyuyor. Öyle bir yuvarlak var gibi geliyor. Ben bunda şey gördüm. Yani dediğim biraz önce. Bunun acil durum işte Auxiliary Power Unit dedikleri APU dedikleri işte APU dedikleri ünite. Mesela burada görüyorsun mesela bak o evet. arka kanadın arkasında bir beyaz bir şey siyah bir şey gözüküyor. Evet. Orada bir açıklık var. O acil şey APU dedikleri ünite orada uçağın motoru durduğunda falan uçağın güç gereksinimi sağlayacak küçük bir jet motoru. Küçük minik bir jet motoru gibi bir şey. Onun havaalığı da çıktı. Onu da gördüm ben. Açılıyor kapağı var. O da açılıyor. Oradan hava alıp dönüyor. İşte jet motoru gibi bir şey zaten o da. Ve şey üretiyor. Elektrik üretiyor. Uçağın o kontrol yüzeylerini sağlaması için. F-16'da farklı bir sistem var. Tabii bunda F-16'da başka bir zehirli bir gaz var. Hidrazin gazı var F-16'da. O gazla acil durum şeyi gücü üretiliyor. O yüzden F-16 kazavan yaptığında kimse normal sivil insanların yaklaşmaması gerekiyor enkaza. Çünkü zehirli gaz var uçakta. O yüzden F-16'nın çevresinde bir şey olur. Bu hazmat dedikleri hazmat suit'ü giren hani beyaz her tarafı şey yangın ekibi gibi böyle Kimyasal hani atık. insanlar Aynen. hazmat dedikleri evet o şey o insanlar gelir F-16'nın çevresinde enkazı toplar falan. Bunda APU yani APU sistemi veya APU dedikleri sistem kullanmışlar. Bence mantıklı, güzel yani tercih. Bekliyoruz ve bence gerçekten hani benim ileride Türk Yıldızları'yla uçmasını dört gözle beklediğim bir şey uçak inşallah. Belki boyası biraz daha değiştirilebilir ya. Ben boyayı biraz beğendim ama biraz daha şey olur. Mesela Hürjet'in boyası, şey Hürkuş'un boyası daha güzel. Yani Hürjet'in şu anki boyası var ya. Hürjet'in kırmızı üzerinde kartal figürü falan var. Evet. Ama onu çok beğeniyorum o boyayı. Şeyin Hürkuş'un boyasını. O Murat Özpalan'ın hani pilotumuz Murat Özpalan herhalde özel isteğiyle yapmış. Güzel bir tasarımı o boya. İnşallah bunu da öyle bir şey yaparlar. Türk yıldızlarının hani şeyini değiştirirler belki. Yani İnşallah ama ben 100-200 kilometre dedin ya o bir şey gibi tahmini bir rakam ya. Hani o kesin bir rakam değildir. Temel Kotül Bey'in söylediği 100 ile 200 kilometre menzilli radar. Çünkü radar menzili çok değişkendir. Hani hep bunu konuşuyoruz. Neyi gördüğünle alakalı, hangi hedefi gördüğünle alakalıdır yani radar menzili. Yani o biraz önce konuştuk ya hani Anka 3'te. Diyelim ki normal bir erken uyarı radarı işte MiG-29'u 200 kilometreden görürken işte şeyi Anka 3'ü belki 30 kilometreden görebiliyor. Yani radarın menzili 300 kilometre.
Belki de C-130 uçağını 300 kilometreden görüyor. Yani büyük bir uçağı A-400'ü 300 kilometreden görüyor. MiG-29'u 200 kilometreden görebiliyor. Ama Anko-3'ü 30 kilometreden görebiliyor. Yani bunların hepsi bir değişken. Yani her şeyi etki yapıyor. Hava şartları bile etki yapıyor bu Neye mensupe. göre, kime göre? Neye göre, kime göre? Ama bu tabii tahmini bir figür Evet. vermiş. O da normal. Yani uzun menzilli olduğunu gösteriyor. 100 kilometre bile çok iyi. Yani 100-150 kilometre menzili olsun. Buna sen Gözdağ, şey Gökdağ, Gökdağ ve öbürü neydi? Bozdoğan. İsimleri karıştırıyorum. Bozdoğan, Gökdoğan, Gökdoğan. Bozdoğan ve Gökdoğan. O iki füzeyi birisi kanat ucuna, birisi kanat altına eklediğin zaman altına da bir kanat yakıt tankı koyduğun zaman bu uçak gerçekten hani çıkar bir bölgede çok iyi bir hava devriyesi yapabilir yani. Bir de gelecekte Gökhan Ramjet geldiğini Yani, hesaba katarsak o da oldu. Yani. Tabii o biraz daha MMU'lu yani daha Kaan için fantastik kısaldı. olabilir. Yani, o kadar da ileri gitmeye gerek yok ya. Biraz daha mütevazı olalım yani. Biz çünkü bu şeylerde benim hep bunu söylüyorum ya. Biz biraz fazla silah, mühimmat şeyi yapıyoruz yani. Fetişimiz var o konuda, Aynen seviniriz. öyle bir fetişimiz var bizim. Neyse inşallah ileride olur o da. Tabii o da şöyle de bir şey var. Hani eğitim uçağı biz şöyle aslında arkadaşlar belki hatırlarlar bilmiyorum. Eskiden hava kuvvetlerimizin bizim şöyle bir şeyi vardı. Eğitim konsepti, eğitim aşamaları vardı. İşte Çiğli'de temel olanlar Çiğli'ye gelirdi. Çiğli'de temel uçuş eğitimini işte SFA 260'ta alırdı. Daha sonra T-37'de jet uçağına geçerdi. Oradan T-38'e geçerdi. Daha sonra bu T-37 emekli oldu. Bayağı yaşlanmış uçaklar. Sonra KT şey geldi. KT-1 uçakları geldi. Kore'den aldığımız o turboprop pervane uçaklar. Şimdi SF-260'ta temel uçuş eğitimini alan uçaklar, şey pilotlar. KT-1'de tekamül eğitimlerini alıyorlar. Jet uçağına geçiş eğitimlerini. Daha sonra T-38'e geçiyorlar ve orada jet eğitimlerini alıyorlar T-38'de. Daha ileri seviye işte bütün o bir muharip pilot olmaları gereken hani uçuş şeylerini orada öğreniyorlar. KT-1'de daha böyle yüksek performanslı bir uçakta o uçuş şeylerini, kabiliyetlerini geliştiriyorlar. Jet uçağına benzer özellikleri var zaten. Turboprop olduğu için o uçağın hızlı bir uçak. Ondan sonra gerçek jet uçağına geçiyor pilotlar. T-38'de. T-38'de silah yok tabii ki. Silahsız bir uçak biliyorsun. T-38 sırf eğitim uçağı ve sporsonik bir uçak. Tabii yüksek performanslı gerektiren eğitimler orada yapıyorlar. İşte hava savunma, hava işte temel basic fighter maneuvering dedikleri, BMF dedikleri işte basic hava manevralarını o uçakta öğreniyorlar. İşte hava yer görevlerini o uçakta öğreniyorlar ama silah atmıyorlar. Yani mühimmat atmıyorlar yani. Daha önceki hava kuvvetleri konseptinde pilotlar T-38'den mezun olunca bir de Konya'ya gelirlerdi. Konya'da da harbi hazırlık eğitimi alırlardı. Konya'da bir filo vardı. 133. filo muydu ismini unuttum. 131 miydi? 133 müydü? Neyse o önemli değil. İşte o Konya'da F-5 uçaklarıyla T-38'i bitirip Çiğli'de mezun olan pilotlar harbi hazırlık eğitimlerini de Konya'da F-5'lerde yaparlardı. Bu sefer gerçekten mühimmat atarlardı. Yani canlı mühimmatları atarlardı ve ondan sonra orada eğitim bittikten sonra şeye geçerlerdi. Normal filolarına tayin olurlardı. Şimdi tabii bizim o F-5 filosu kapatıldı. Harbi hazırlık, bu ileri seviye harbi hazırlık deniyordu ona zaten. İleri seviye harbi hazırlık eğitimi. Şimdi T-38'lerde gömülü şey var. Gömülü atış sistemleri falan var. Yani Çiğli'de pilot gömülü sistemlerle hani ekrana sahte hani pilotun başüstü ekranına bir hedef beliriyor. Ona atış yapıyor falan. Ama şey simüle atışlar bunlar. Hani sentetik sistemler. Ve gerçek mühimmat atmıyor uçak. Tabii ki. Hava yer de eğitimi böyle yapıyor. Simülatör de yapıyor. İşte uçak da böyle yapıyor. Gömülü sistemlerle. Ama benim şahsi görüşüm yani tabii orada şimdiki sistemde ne oluyor? Pilot hiçbir mühimmat atmadan F-16'ya gidiyor. F-16 öncel filoya gidiyor. Orada ilk defa mühimmat atıyor. İşte F-16'ya intibak eğitimini alıyor. Ve orada ilk atışlarını yapıyor. Yani benim şahsi görüşüm bu eski sistem biraz daha iyiydi bizim açımızdan. Hani pilotları daha normal muharip filoya göndermeden önce Konya'da gerçek savaşa yakın şartlarda işte F-5'ler hatta modernize edilen F-5'ler kullandı bir süre. Daha sonra onlar da emekli oldu uçuş saatleri olduğu için. O uçaklarda pilotlar gerçekten hani mühimmat atıyorlardı, hava yer mühimmat atıyorlardı, hava hava mühimmat, hava hava manevraları çalışıyorlardı.
belli bir kabiliyete ulaştıktan sonra F-16'ya gidiyorlardı. F-16'da daha hani belli şeyleri bilerek oraya ulaşıyorlardı. Tabii şimdi dünya da tabii değişti. Amerikan Hava Kuvvetleri de bizim gibi yapıyor şu anda, şu anki sistemde. Yani ileri seviye temel jet eğitim veya işte buna LIF deniyordu. Fighter eğitimi diye geçiyor da. İleri seviye, advanced seviye jet eğitim syllabus kullanılıyordu burada. Diyeceğim mesela Hürjet silahlandırılırsa en azından hani bir Konya'da bir filo kurup 20-30 uçaklık harbi hazırlık eğitimlerini bir Hürjet'te hava görevlerini Hürjet'te tamamlayan pilotlar oradan muharip uçaklara geçebilirler filolar. Mesela Kaan'ı uçuracak pilot mesela T-38'den direkt Kaan'a geçmemiş olur. Değil mi? Yani çünkü Kaan'ın iki moda iki çift koltuklusu bence üretilmeyecek. Öyle tahmin ediyorum. Ve bizim T-38'lerde hani Kaan'ı tam simüle edecek bir uçağa benzemiyor. Tamam hani bir sürü özellikleri falan hızlı jet eğitim uçağı falan tamam ama biraz daha hani daha ne derler? Hürjet gibi daha gelişmiş belki silah mühimmat atma kabiliyeti olan bir uçakta eğitimlerini alıp ondan sonra F-16'ya, ondan sonra Kaan uçağına geçmeleri, Milli Muharip uçağına geçmeleri bence doğru olur. Benim şahsi tavsiyem yani bir iki filo kurup Konya'da tekrardan canlandırıp o harbi hazırlık eğitimlerini o filoda vermek şey olabilir. Yani belki uçaklar envantere girdikten sonra dediğiniz gibi bir planlama düşünürler belki, bilmiyorum. İnşallah. Yani ama İnşallah. sonuçta Hürjet jet eğitim uçağı olarak geçtiği için de hani Evet. sonuçta AESA radar kabiliyetini, bu tarz mühimmat kabiliyetlerini de hani burada öğrenip de geçmek tabii ki de mantıklı gözüküyor buradan bakınca şimdilik. Tabii yani bu ileride düşünecek şeyler. Yani illa silahlandırma opsiyonu olacaktır. Yani çünkü TUSAŞ zannedersen bu uçağı yurt dışına satmak istiyor. Belki hafif silahlı versiyonu da satmak istiyor. O açıdan hani belki birkaç prototip daha üretmeleri gerekecek. Hani silahlandırmak için. Şu anda sadece benim bildiğim iki tane prototip var uçan olacak. Belki bir prototip daha üretirler. Hani silahlandırılmış versiyonunu yapmak için. Çünkü şöyle bir şey var. Yani biz hep silahlandırıyoruz. Eğer bu uçağı muharip yapacaksak sadece silahlandırmak yetmiyor. Çünkü muharip uçak demek üzerinde hava savunma sistemlerini bertaraf edecek elektronik harp sistemi olması gerekir. Yani sadece füze taşıması, bomba taşıması bir uçağı muharip yapmıyor yani. Belki havadan yakıt itmal görevi yapması gerekecek. İşte hava kuvvetleri belki onu isteyecek. İşte onun için de başka donanımlar gerekecek falan. Yani diyeceğim hani ilave şeyler de eklemek gerekiyor. Sadece mühimmat değil. Yani uçağı tam muharip yapmak için. Yani şu an bekleyip göreceğiz gibi bir durum var Göreceğiz ortada. Aynen. tabii. Aynen hani görüyoruz ama hani bayağı güzel ne derler? Gelecek olarak hani bize Ama umut veren bir proje. siz deyince yani sonuçta benim aklımda da şey, hani dediğiniz gibi hani bu tarz muharip bir platforma dönüşecekse de dediğiniz şeyler de Yani olmazsa bizim olmaz açımızdan gözüküyor yani. bizim açımızda ileride dönüşmesini isterim çünkü F-16'ların yükünü de azaltır. Eğitim görevlerini de çok iyi yapar. İşte ileride Kaan Milli Muharip Uçağı geçişlerde de eğitim görevini yapar. Evet. Ya çok amaçlı kullan eğitim de yaparsın. Gerekirse hava muharebesi de yaparsın. Hava yer görev de yaparsın. Sütünden, yününden faydalanırız Ben o her yüzden türlü. diyorum yani bir filo, iki filo. Konya'da bir filo kurup ileri seviye jet eğitim uçağı olarak yani kullanılabilir. Hatta dost müttefik ülkelere eğitim verilebilir bu uçaklarla. Yani onların pilotlarını yetiştirmek için. Mesela Azerbaycan'dan gelen pilotları mesela bu uçakta Konya'da yetiştirebilirsin. Geçtiğimiz yayında İbrahim Bey şey söylemişti, hani bu Hürjet'in ilk uçuşunun çok stabil olması, lejit olması ve hani Tabii. bu hava kuvvetlerini bayağı da bir hava kuvvetlerimizi bayağı bir şey yapmış. Aynen. Nasıl söyleyeyim? Etkilemiş ve Sevindirmiş. bununla Evet. alakalı sipariş verilebilir gibi Evet. hani bir yüksek adetlerde hani öyle bir duyum aldığını söylemişti. Tabii ki bu ne kadar Tabii. gerçeğe Ya, yansır, bunu da bekleyip göreceğiz. T-38'lerin sayısı işte 60 civarı T-38 var. Onları birebir değiştirirlerse Yani 3 haneli bir minimum rakam olarak. yani şimdi o minimum 60-70 tane oradan gerekiyor. Şimdi Türk yıldızların içinde bir 15-16 tane işte 12 tane veya işte tam sayıyı bilmiyorum ama Aynen. herhalde 15-16 civarı
10 da eklersen hani 70, 80, 90'a da hemen yaklaşıyorsun zaten. Aynen. Ama bir dediğim gibi aynı zamanda dediğim gibi de Konya'da da bir ilave bir harbi hazırlık jet eğitim uçağı filosu kuracaksan hani ileri seviye jet eğitim filosu bir 30 uçak da oradan gerekir. Yani direkt 100 taneyi hemen ben kafadan Aynen. tamamladım bak. Hayırlısı Evet. olsun diyelim. İnşallah olacak, güzel uçak olacak bu. İnşallah. Ben bugün görürseniz bir sonraki konuya da geçiyorum. Atak özelinde ve on ton genel maksat helikopteri ve T-129 Atağan, bir de onun T-629 modeliyle alakalı açıklamalar var. Ben şu an o kadar T'ler karıştı ki ben de Evet. okurken şaşırıyordum, hepsini Ben de okuyacağım. öyle. Şimdi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Koti şöyle bir açıklama yaptı. Atak helikopteri 8 kilometreden angaje oluyor. Yani düşmanına yakın gitmesi gerekiyor. Ancak Roketsan Atak 2 helikopter için 20 kilometreden angaje olabilecek görüş ötesi füze sistemi geliştiriyor demiş. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil gene açıklamasında Atak 2 helikopterini 2025 yılında kara kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Yurt dışından da talep var. Pakistanlılar geldi. Anlattık onlara demiş. TS-1400 ve Atak helikopteri ile alakalı yerli motor TS-1400 Atak helikopterinde kullanılamıyor. Gökbey motoru yani TS-1400'ü biz 6 tonluk T-629 Taurus helikopteri yapıyoruz. Onu da kullanacağız diye belirtmiş. Ve helikopter üzerinde son açıklamada gene Temel Kotil'den 10 ton genel maksat helikopteri 22 kişi taşıyabilecek. Gökbey'in daha büyüğü gemiye inebilecek, bir sene sonra uçacak demiş ve insansız helikopter üzerinde de çalıştıklarını da helikopterler üzerinde belirtmiş. Ben size şöyle sorayım. T-929, T-629, T-925, bu sefer doğru söyledim. Genel helikopter projelerimiz hakkında görüşleriniz nedir? Çirkin Kral diye hatta arkadaşlar isim de verdiler Atak 2'ye. Nasıl değerlendirdiniz siz? Hem paylaşılan bilgiler hem projeleri. Evet, şimdi senin dediğin gibi ben de aynen senin gibi biraz muzdaribim. T-925, 929. Ya şöyle kabataslak aslında biraz şey yaptım. Evet, yani mantığını Evet. oturttum. 920, sonu 9'da bitenler taarruz Evet. helikopterleri. Aslında tonajı gösterdiğini mi söylüyorlardı onu? Evet. Çift Yani motorlu 2 onu gösteriyor. İşte evet. 9 ton 9 işte gibi. Ha, Öyle. öyle bir şey vardı ama orada sonra o şey oluyor. Orada bir kayma oldu. Sonra Aynen. tonaj Sonra artınca. Atak 2 gitti, 11,5 ton gibi bir şey Onda bir oldu. çıkan oldu. Evet. Ya şöyle aslında hani şimdi Atak 2 ihtiyacı nereden çıktı? Tahminen hani çünkü bizim şu anda envanterimizde oldukça yüksek sayıda T-129 var. Ve sayısal olarak ihtiyacı büyük ölçüde artık sayısal anlamda ihtiyacı karşılanmış gibi gözüküyor aslında. Çünkü henüz daha teslim edecek geriden gelen bir 5-10 tane daha var diye tahmin ediyorum. Kara kuvvetten ve jandarmaya. Sayısal anlamda aslında ihtiyaç tamam. Temel işte kabiliyetler işte T-129 sağlıyor. Hatta oldukça da güzel bir helikopter oldu. Hani zaten Filipinlere de satıldı. Temel görevleri en iyi şekilde yapıyor. Şimdi T-925'te bu kadar büyük yapılmasının tabii ben hani mantığını şöyle anlamaya çalışıyorum. Yani bu kadar büyük yapmaya gerek var mıydı gerçekten? Yani neden bu kadar büyük oldu? Tabii bir etken taşıma kapasitesi aklıma geliyor. Yani çünkü T-125 oldukça hafif sınıfta bir helikopter. Araya girip bir şey ekleyebilir miyim? Tabii Şey tabii. de şöyle bir açıklama gelmişti. Pilotlarımız işte bu 175 knot hız yapabilecek. İşte gibi hani bazı manevra kabiliyeti Tabii. yüksek, bazı Ama isterleri vardı. Onların isterlerine göre bir şey yaptık. Ortaya bu çıktı gibi bir şey açıklama ya yani gelmişti. ama hız isteği için illa 11,5 tonuna gerek yok yani. Daha 8-9 tonda da aynı hızı yapabilirsin. Yani bu kadar ağır olması benim tabii beklentilerimin çok üzerinde oldu. Yani Atak 2 ben 8-9 ton. Yani Apache seviyesinde falan bekliyordum. Apache'den en az 2-3 ton daha ağır. Hatta bu helikopter ağırlık olarak veya boyut olarak Rusların bu Mi-28'e aşağı yukarı aynı seviyede. Hatta ondan biraz daha ağır. Ondan biraz daha ağır hatta. Yani Mi-28'in benzeri diyelim. Turkish versiyonu. Yani o yüzden buna Turkish Mi-28 dedim. Neyse şey diyeceğim. Yani ağırlık bu kadar büyük olmasının en büyük nedeni bence taşıma kabiliyetinin yüksek olmasının istenmesi. Çünkü burada görüntüde de gözüküyor.
Kanat altında 3 tane iki taraflı 2 çarpı 3 paylon var. Yani istasyon var. Bu istasyonlarda da ağır ağır silahlar, ağır yükler taşınacak demektir. Sadece aslında şey de değil. Sadece antitank güdümü mühimmat değil. Belki Çakır da taşıyabilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Ya teorik olarak bu uçak iki tarafına ikişer tane Çakır yükle götürür yani. Götürür ve şey yapar, kullanır. Yani o da bir opsiyon olacaktır ileride. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bu uçak o taşıma kabiliyetine ulaşınca, çünkü Çakır yaklaşık 250 kilogramlık bir füze. İkişer tane iki tarafa taktığın zaman önde de silahçı subay var. Zaten Çakır füzesinin bir özelliği uzaktan hani man in the loop dediğimiz yani döngüdeki o silah sistem subayı tarafından hedefine istediği noktaya füzeyi yönlendirebiliyor. Veya alternatif bir hedefe yönlendirebiliyor falan. İleride Atak-2 eğer envantere girerse Çakır füzesini bile taşıyabilir ve atabilir gibi geliyor. Çünkü o kabiliyeti, o ağırlığı taşıyacak boyutu var, gücü var. Bahsi geçen şey aslında uzun menzilli antitank roketlerinden bahsetti. UMTAS ismi neydi? UMTAS ERE mi diyelim Öyle ya? bir şey. UMTAS Evet, menzil uzatılmış uzun UMTAS'tı. menzilli, Evet. yani menzil uzatılmış UMTAS füzesi. Yaklaşık 20 kilometreden falan bahsediliyor. Artık bu gereksinim. Yani burada artık hatta T-129 için de bunun düşünülmesi lazım. Belki 4 tane 8 tane taşıyamayabilir ama benzer bir füzenin T-29'da da olması lazım ve yani entegre edilmesi lazım ve artık hedefler uzaktan angajmana girme kabiliyetinin kazanılması lazım. Çünkü görüyoruz ki 7-8 kilometrelik menzillerde helikopterlerin hani hedefe çok yaklaşması çok riskli. Özellikle Ukrayna'da görüyoruz. Yani çok fazla hava savunma sistemi var. Omuzdan atılan füzeler çok yaygın. Yani omuzdan atılan füzeler yani sadece bir tane iki tane değil. Bir anda 3-4 tane birden yiyorsun yani. Öyle o konuma geldi. O kadar çok üretildi ve değişik ülkeler üretiyor ki yani Ruslar düşün Ruslar uçarken sağdan bir tane geliyor, soldan bir tane daha geliyor füze yani. Adamlar antitank füzesiyle vurdular ya. Antitank füzesiyle zaten vuruyorlar. Eskiden beri vuruluyor. Yani şeyle vurabiliyorlar. Diyeceğim hani mümkün olduğunca stand off dediğimiz yani hedefin uzağında kalarak angajmana girmek helikopterin emniyeti için, pilotların emniyeti için artık gerekiyor. Tabii burada şöyle bir gereksinim çıkıyor. Yani uzakta kalmak demek senin üzerindeki elektro-optik sistemlerin de uzaktan hedefi tespit edebilmesi demektir. Şu anda bizim mesela neden 8 kilometre menzilimiz sınırlı? Ve eskiden neden işte Apache de öyleydi. 8 kilometre de sınırlı. Hellfire füzesi 8 kilometre menzili vardı. Hellfire füzesinin, Apache'nin en kullandığı füze. Çünkü eskiden elektro-optik sistemler, gece görüş atış sistemlerinin menzilleri de zaten o kadardı. Yani daha uzak menzilleri göremiyordu. Görse bile hedefi teşhis edemiyordu. Yani hedefin şeklini kabaca görüyorsun ama hedef nedir? Kamyon mu, tank mı, işte insan mı, hayvan mı veya hani bu tür teşhiste sorun var. Ama elektro-optik sistemler, görüş sistemlerinin teknolojisi yükseldiği için şimdi uzak mesafelerden şu anda teorik olarak biliyorsun mesela TB2'deki bir M15 işte MX-15 sistemi 40-50 kilometreden çok rahat bir uçağa teşhis edebiliyor. Yani uçağın tipini belirliyor yani. Yüksekte uçarken. Helikopterlerdeki sistemler de artık o seviyeye ulaştı. Yani bizim bu Atak 2 olsun, belki ilerideki helikopterlerimize yeni nesil Aselsan'ın o Aselfiller 400-500 seviye serisi Fıllar geldiği zaman bu helikopterler tahminen 30-40 kilometreden bir hedefin tespit edip belki 20-30 kilometreden de hedefin ne olduğunu tipine göre işte Leopard 2 tankı mı işte veya Abrams tankı mı onu bile ayırt edebilecek seviyede çözünürlük sağlaması gerekiyor. Ve o sistemler devreye girince artık sen 30 kilometreden yükseldikçe helikopter belli bir yüksekliğe çıkıyor tabii ki. Artık o hedefi tespit ediyorsun o mesafede mi vurabilmen gerekiyor. Neyle vuracaksın? Yani elindeki 8 kilometre füze yetmiyor tabii ki. Daha uzun menzilli füze gerekiyor. İşte o 20 kilometre menzilli UMTAS, IR veya başka ismi neyse o füzeler artık bir bakıma o füze bu temel silahlar olacak bu helikopterlerin. Yani uzakta kalarak 20 kilometreden angajmana gireceksin. Ve kendini fazla riske etmeyeceksin. Belki man in the loop denen o özelliği olacaktır. Büyük ihtimal olacaktır. Yani atacaksın füzeyi. Füze hedefe yaklaştığında o pilot şey, öndeki silah sistem subayı
O füzeyi istediği hedefe son anlarında istediği deliğe veya istediği hedefe vurabilecek. Ya bu şekilde de helikopterlerin hani hayatta kalabilirliği en üst seviyeye çıkıyor. Tabii bu Atak 2 için kısa vadede hani ne kadar ihtiyaç var? Hani çünkü T-129 sayısı oldukça yüksek olduğu için ilave birkaç filo mu alacaklar tabii onu bilmiyorum ama hani belki de ilave bir filo en azından belki de alınacaktır. Ama hani bu işin iyi tarafı şu anda yapılan Atak 2'nin hani o dinamik sistem dediğimiz hani transmisyon, motor, kuyruk rotoru hani o dinamik sistem dediğimiz şeyler helikopterde o sistemlerdi. Yani döner parçalar, işte transmisyon, motor, rotor, ana rotor ve kuyruk rotoru. Bu sistemi gerçekten güzel tasarlayıp şeyini ne derler testlerini bitirdikten sonra bu dinamik sistem üzerinden başka varyantlarını yapabiliyorsun. İşte ileride TUSAŞ'ın hani bahsettiğin hani o genel maksat helikopteri 10 tonluk dedikleri işte 20 kişi taşıyacak helikopter T-925. Mesela onun yolunu açmış oluyorsun. Yani bunun en iyi tarafı almasak yani Atak 2 sipariş edilmese bile eğer bu dinamik sistemler gerçekten kendini ispatlarsa yani bir şey birlikte çalışıp sorunsuz çalışıyorsa veya güvenilir bir sistem ortaya çıktıysa Atak 2'nin testleri devam edecek mi bilmiyorum edecektir herhalde. Bundan sonraki aşama bence bu dinamik sistemler üzerine bir gövde geliştirip hani Gökbey gibi daha büyük gövdeli ve genel maksat olarak kullanılabilecek bir helikopter ortaya çıkacak. Tabii burada önemli olan bizim hani bu süreçler ne kadar hızlı ilerleyecek, ne kadar veya ne kadar kısa sürede bunu envantere alabileceğiz bilmiyorum. Yani tabii bazı şeylere zaman tanımak gerekiyor. Kanar aynı zamanda çünkü biz biraz da hani ilk şeyi gördüğümüz zaman hani ilk prototipi görüyoruz. Hani hurra hemen sanki bir sene, 2 sene sonra her şey bitecek de bu artık sahada kullanıcı bunu alıp uçuracak gibi. Ama öyle değil. Mesela Gökbey bile düşün yani Gökbey bile bayağı uzun bir süreç geçti. Hala da sürüyor. Yani testler, denemeler hani bunların sertifikasyonu işte en ince detayına kadar bunları denenmesi, test edilmesi gerekiyor ki ileride askeriye veya başka bir sivil kullanıcıya verdiğinde bu helikopter yani kullanıcı kitabını açtığında hani bütün o sorunları her şeyi çözebilsin adam. Yani sürpriz bir şey olmasın yani. Pilotun kullanıcı kitabında, manualında her şeyini sen listeleyebileceksin. Bu helikopterin uçuş karakteristiği budur. Yani bu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Ve dokümantasyonunu, her şeyini hazırlayacaksın ve eğitimini vereceksin. Bu eğitimini alan pilot uçuş sırasında bir sorunla karşılaştığı zaman ya bu ilk defa olan bir sorun olmaması gerekiyor. Daha önce test edilmiş, denenmiş ve çözümü bulunmuş ve pilotun eğer kitabına yazılmış çözümü de içermesi gerekiyor. O yüzden testler yapılıyor zaten. Yani tek motora kaldığında bu uçak nasıl davranıyor? Tek motora kaldı diğer bir motor arıza yaptı. Tek motorla inmesi gerekiyor. Ya bu prosedürü geliştirme aşaması bu test aşamaları zaten. Yani tek motora kaldığında nasıl uçak inecek en kısa yere ve en optimum şekilde? Bu pilot el kitabına bunlar yazılıyor zaten. Bunu otomatikman hani pilot açıyor, okuyor veya sisteme bunu yüklüyorlar uçuş kontrol sistemine. Uçuş kontrol sistemi tek motora kaldığında o kendi otomatik pilotu kendi bunu hemen devreye alıyor. İşte yapılması gereken o aşamaları pilotun görev yükünü de azaltarak belki bir tuşa basarak tek motora kalma ikazıyla birlikte uçuş kontrol sistemi bu yapması gereken işlemleri yapıyor da olabilir. Yani bunlar hepsi testlerde yapılıyor, deneniyor. Yani ben bu açıdan da TUSAŞ açısından baktığın zaman gerçekten hani yavaş yavaş bir helikopter üretim merkezi haline geldi TUSAŞ. İleride de artık tabii bunların ne derler hani prototip Gökbey'den sonraki aşamada seri üretim aşaması diyelim. Ondan sonra işte yerli motor üretimleri onlar da devreye girecek. Aslında gurur verilecek şeyler. Yani düşündüğün zaman Türkiye son 10 senede, 10-12 senedir diyelim, sıfırdan bir helikopter geliştirmiş oldu. Ve kendi modeliyle, kendi haklarıyla bir helikopteri yurt dışına satabilecek. Ve yani bu çok önemli bir şey. Platform satmak çok önemli bir şeydir savunma sanayinde. Çünkü uzun vadede sana ciro sağlayacak şey budur. Yani platform satabilmektir. Yani çok da bir füze satarsın, 10 sene adam seni aramaz bile yani. Çünkü 10 sene boyunca o füze rafta durur yani. Kullanmaz bile. Ama helikopter satarsan, uçak satarsan, gemi satarsan veya başka bir ana platform hava savunma sistemi satarsan bir ülkeye
O ülke senle 10 sene, 20 sene, 30 sene birlikte çalışmak zorunda kalıyor ve sen de ona destek sağlıyorsun. İşte bakım onarım anlaşması yapıyorsun. Personel gidip geliyor, onlar geliyor, sen gidiyorsun falan. Ve uzun yıllar şirketine ciro kazandırıyorsun bu işten. Bu sektör böyle yani. Ciroyu kazandırmak için platform satman gerekiyor. Benim dikkatimi çeken daha doğrusu hani TUSAŞ'ın mühendisliği hakkında bana done veren bilgi de şu oldu. Sonuçta ilk planlanan motor önden şaftlıydı. Sonradan arkadan şaftlı hale geçince motor şey hani mühendislik olarak da bunun hani uyumunu çabuk sağlamışlar platformada Evet. ve hani ona göre de legit bir yapı kurulmuş helikopter üzerinde. Yani hani ben kendimce bilmiyorum, bu benim nacizane çıkartımım, ne kadar doğrudur değildir bunu bilmiyorum. Ama şey mühendisler de hani bu işe ciddi emek harcamışlar yani Tabii. hani o Tabii. Hatta değişikliğe entegre olabilmek için de. ya aslında motor orijinal bu TV 3000 küsur Evet. kodlu motor, bu Ukrayna motoru. Aslında arkadan şaftlı bu. Önden şaftlı versiyonu bir prototip falan yapılmış ama hani seri üretime girmemiş. Bu normalde arkadan şaftlı. Bizim bu Mi-17 Evet. uçakları, helikopterlerindeki motorun aynısı bu. O da arkadan şaftlı. Ama bu arkadan şaftlı gibi durmuyor tabii. Helikopter çok büyük olduğu için normalde biliyorsun Mi-17'de veya Cougar'da da mesela Cougar'ın motorları, Makila motorları Fransız, onlar da arkadan şaftlı. Mesela Cougar'da motorlar kokpitin üzerindedir mesela. İki tane böyle açıklık görürsün, o şaft gene arkadadır. Mi-17 de öyle. Mi-17'de de motorlar helikopterin üstündedir. Yan yanadır hatta. Çok yakındır birbirine onlar da motorlar falan. Ve şaft orada da arkadadır. Burada da mesela arkada olduğu halde yerleşim şekli sanki önde gibi gözüküyor burada. Yani çünkü helikopter çok uzun normalde. Çok uzun. Gerçekten çok uzun. Ben hatta bir iki tweet atmıştım. Bu helikopter A400'e sığacak mı acaba diye. Çünkü oldukça iri yapıyor. Çünkü şu merdiveni gördüm. Bir hani pilotun çıktığı kokpite bir merdiven var. Gerçekten hani evin ikinci katına çıkıyor gibi falan hissedersin. Yani o derece yüksek bir kokpit var burada. Yüksek bir kokpit var gerçekten. Hani özellikle pilotun uçurduğu kokpit arka taraf. İnşallah güzel bir helikopter olur ama çok stable olacağını, yani stable bir helikopter olacak. Çünkü dinamik sistemleri yapmak çok kritik. Çünkü helikopterin en kritik yeri bu dinamik sistemler. Yani transmisyon, o da yerli yapılıyor biliyorsun. Şeyde Eskişehir'de Alp Havacılık yapıyor bunun transmisyonu. O dinamik sistemler, işte şaftlar, çünkü gücü arkaya aktaran şaftlar var ve bunların hepsinin senkronize çalışması gerekiyor. Ve arkadaki kuyruk rotoru. Yani helikopterde her şey denge içinde olması gerekiyor. Helikopterin şeyi zaten ne derler? Helikopterin temel şeyi denge, bir ağırlık merkezi var. O ağırlık merkezinin hiç şaşmaması gerekiyor. Helikopterin özelliği de odur yani. Şirazesi Şirazesi şaşmayacak. şaşmayacak Aynen. Aynen. Öyle güzel tasarlayacaksın ki. Yani uçuş dinamikleri çok iyiyse bu helikopterin gerçekten sorunsuz çalışıyorsa, stable'sa, hani vibrasyonu şunu bunu da bunlar uçuşlarla belli ortaya çıkacak. Belki ilk uçuşta bir sorun çıkmaz da ikinci uçuşta çıkar. Yani onları hep test edecekler. Bilemezsin yani. Çünkü tabii. bunlar bazen metal sonuçta bunlar. Metal bazen hani ilk uçuşta sorun olmaz ama 20. uçuşta bir yerden metal yorgunluğu başlayabilir. Yani olabiliyor bunlar. Diyeceğim hani güzel proje, inşallah devamı gelecek. Devamı da tahminen hani İbrahim Bey de bahsetti, belki genel maksata ağırlık verecekler diye düşün şey Onu şey bahsetti. gibi 10 tonluk şey 10 tane bir Orman Genel Müdürlüğü'nün siparişi varmış yangın Ama söndürme helikopter olarak. Hani o oradan bu helikopter üzerinden mi olacak, genel maksat üzerinden mi olacak? Çünkü bu helikopter de istersen sepet işte takıp orası biraz taşıyabilir. belirsiz gibi. Henüz çok net değil Evet. gibi sanki. Ben öyle Belki algıladım kendi adıma en azından. Hani speküle en ediyorum şu an azından durumu bilmiyorum. ya yok şey açısından iyi bir şey. Eğer Orman Genel Müdürlüğü böyle bir çekirdek para derler. Yani seed money. Yani başlangıç projenin başlangıcını finanse edecek. Yani araştırma argesini finanse edecek bir sipariş verdiyse çok iyi. Çünkü ihtiyacı da var. Hani böyle bir şeye. En azından yerli firma TUSAŞ bunu yapsın. İhtiyacı karşılasın. Ve şey olsun. Tabii Yani canım, 200 paracıklarımız milyon dışarı küsur lira. gitmesin yani sonuçta. Tabii. Yani Ar-Ge'ye belki dönüşsün. 3-5 sene, 3 sene, 4 sene sürmez. Belki öyle bir gövde çıkar ortaya. Dediğim gibi dinamik sistemlerde sorun yoksa, onlar hani kendini ispatlarsa kısa sürede, zaten Gökbey tecrübesi de var. Böyle 20 kişilik falan bir helikopter yapılabilir. Tabii diğer şeyleri biraz şey yapıyorum tabii, şeyle deniz kuvvetlerinin istediği varyantı nasıl olacak falan hani. Çünkü oradaki isterler farklı tabii. Çünkü deniz kuvvetleri mesela istediği zaman işte rotor sistemin katlanması gerekiyor. Şimdi ben bu helikopterin rotor sistemini katlama mekanizması yapman gerekiyor. Kuyruğun
katlanabilir olması gerekiyor ki asansöre sığsın. Bu helikopter sığmaz asansöre. Yani şeyin Anadolu'nun asansörüne sığmaz büyük ihtimalle ve yüksek. Yani bütün o deniz şartlarına uygun işte normal gemilere uygun şekilde yapılması gerekiyor. O yüzden onun süreci daha uzun ve daha kompleks olur bence. Onu biraz daha geriye itebilir. Ama Orman Genel Müdürlüğü olsun işte diğer kara kuvvetlerin ihtiyacı olan genel maksatı yani 3-4 sene içinde çıkarabilirler. Çünkü dediğim gibi dinamik sistemler varsa, çalışıyorsa bunun çevresine, altına o gövdeyi yerleştirebilirler. Yani sonuçta bence girizgah olarak güzel ama ilerleyişinde göreceğiz. Yani Evet, sonuçta bence de. platformda dediğiniz gibi uçtukça test edilecek. Belki Evet. metal yorgunluğu veya platformu zorlayan aksamlar varsa da bunlar da göz Evet. görecek. Göz görecek diyorum, gözükecek. Evet. Benim de Türkçem şaştı. Evet. Bu arada arkadaşlara o Hürjet'in belgeselini izlemelerini öneriyorum. Oradaki Tabii ben de mühendislerin öneririm. yaşadıkları... Gayet güzel bir belgesel olmuş. Mühendislere de teşekkür ediyoruz. Hani onlar da Evet. çok büyük emekler harcamışlar. Hani Tabii, zaten bunu tabii. tahmin edebiliyorduk ama tabii ki yani izleyip görmek de farklı bir şey. Tabii. Ki bizim gördüğümüz de çok küçük bir kısmı orada işin açıkçası. Ama yine Evet. de bir fikir edinmek adına arkadaşlar izlesinler. Tavsiye ediyorum. Mühendislere teşekkür ediyoruz. Feridun Bey, size de çok Ben de aynı teşekkür ediyorum. şekilde buradan onlara ben de teşekkürlerimi gönderiyorum. Gerçekten emeklerine sağlık. Çok güzel bir ürün çıkarmışlar. Ya kolay değil tabii yani bir bebek gibi yani bebekleri oldu yani bebeklerini şimdi büyütüyorlar ve yavaş yavaş koşacak, yürüyecek, işte hareketler yapacak, taklalar atacak. İnşallah. İnşallah. Feridun Bey, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, size de çok teşekkür ediyorum. Lütfen yayınlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Destekleriniz için her zaman size teşekkürü borç biliyorum. Feridun Bey de her zaman bize zaman ayırdığı için Feridun Bey'e de teşekkürü bir borç biliyorum. Tabii. Çünkü ne zaman kendisinden yayın talep etsem hiçbir zaman geri çevirmedi. Ben şimdiden arkadaşların önünde teşekkürlerimi iletiyorum. Profesör Doktor Feridun Taştan Bey ile bir uzmanlarıyla sohbetler yayının sonuna geldik. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki yayında görüşmek üzere. Belki çok yakında olabilir Feridun Bey ile tekrar bir yayın. Görüşene Şu an. kadar da hepinize hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın.